aklıma merdane. Yarışıyor eşler şahane. Saydı yetişte başlıyor hadi. Mutfak bahane. Mutfak bahane. Şehir kırıntıları... Kalıntıları. Şehir kalıntıları pastası mı? Evet. Tuğla falan yok değil mi içinde? Yok. İncik gibi yaptın maşallah. İncik nedir ya? Benden güzel ütü yapıyorsan o zaman bundan sonra her gün sen yap. Mıspanaklı patates gratinimden kopya çekip yapmışsın. Özgüvenin çok yüksek, çok havalardasın. Kitaplar hepsi siz yazdınız, web saatler siz yaptınız, yemekler siz çıkardınız. Aa, sende becerik yokken o kadar ego var. Sizin elde sadece sopa var, aşk yok. İşinize gelince oğlunun evi, işinize gelince benim evim oluyor. Sizde aynı bu muhabbet. Sen hayırdır ya? Sözlerine dikkat et. Gerçekten kalbini seni çok kırarım. Bana sesini yükseltemezsin. Kendisi çok fazla ön yargılı davranıyor. Sen yeter ki ağlama. Üzülme. Elinde oklama merdane. Yarışıyor eşler şahane. Saydı yetişte başlıyor hadi. Mutfak bahane. Mutfak bahane. Tatlısı çorbası yemeği ifkası bizden sorulur. Çöreği böreği en güzel hamuru benim eşim olur. Ay kızlarım su gibi olmuşlar maşallah. Kaynanalarım da ne diyeyim? Ne diyeyim Hayriye kız size? Biz de çok, biz de kraliçe olduk bugün. Ay onlar prenses, onlar kraliçe. Evet aynen. Siz de pek bir neşelisiniz maşallah. Allah bozmasın. Allah bozmasın. Alisa ve Sergen yarışıyor. Fulya Hanım yanlarında destek ve mutfağa gidiyoruz. Mutfak bahane. Ne yapacaksın Alisa? Ben şimdi tepside kıymalı patatesli yemek yapacağım. Biraz benziyor sanki o gratine. Benziyor gratine, benziyor. Oraya kıyma koyacağım. Üstüne soğan, patates, sonunda da kaşar koyacağım. Ve onun sosu mayonez ve yoğurtlu olacak. Lazanyanın patatesli hali gibi mi bu? Yani yok, öyle bir aslında. Şey gibi de ama benzer farklı. Bir şey işte. Memleketinde yapıyordu Alisa bunu, evet. Peki değişik şey. Öğrenelim. Değişik yemeklere bayılırız. Başka? Sosisli poğaça yapacağım. Tamam. Değişik şeyler öğrenmiş olalım. Ondan sonra da şehir kırıntıları... Kalıntıları. Şehir kalıntıları. Şehir kalıntıları adı olan bir pasta yapacağım. Pasta mı bu? Şehir kalıntıları pastası mı? Evet. Tuğla falan yok değil mi içinde? Yok. Biraz çimento. Muzu gördüm, onu gördüm, yumurtayı gördüm. Orada bak, da bütün malzemelerimiz hazır zaten. Onları da yaparken göreceğiz. Peki o zaman kayınvalidenle seni baş başa bırakıyorum. Tamam. Şey patatesleri 2-3 dakika haşlamanı istiyorum. Bunu da ayrı bir yerde kavur. İki ayrı tavada kavur. Ayrı ayrı karış. Hani alt üstü ayrı ayrı sermen gerekiyor ya. Karıştırma kıymayla soğanı. Zaten gerisini biliyorsun. Bunu da ben senden öğrendim. Peki hadi bakalım. O zaman tamam. Fulya Hanım yerini alıyorum. Alisa hangisiyle başlayacaksın? Ben şimdi ilk önce pastamla başlayayım. O sırada patatesleri haşlamaya koyayım. 2-3 dakika haşlanacak sadece. Kıymayı da az bir şey sadece kavuracağız. Ve soğanı da kavuracağız. Onları sırayı halledecek. Peki. Ben onları şimdi koyacağım. Tamam. Hepsini. İşinize gelince oğlunun evi, işinize gelince benim evim oluyor. Sizde aynı bu muhabbet. Sen hayırdır ya? Sözlerine dikkat et. Gerçekten kalbini seni çok kırarım. Bana sesini yükseltemezsin. Kendisi çok fazla ön yargılı davranıyor. Sen yeter ki ağlama. Üzülme. İzleyin görün. Allah Allah. Ben başka bir şey söylemiyorum. Yapın. Hemen bu yazı yapın artık. Annesinin haberi var mıymış bundan Volkan'ın? Ya siz ne yapıyorsun? Volkan! Tamam Zan ya. Sen yürek ya, mi yedin yürek oğlum? Geç ona. Geç ona. Onu geç. Onu geç. Bizde o yok.
patatesleri haşlayacağız. Bir 3-4 dakika haşlayacağız kaynar suda. Şimdi 3 tane yumurta. 3 tane yumurta. Şimdi ben pasta için 3 tane yumurta kullanacağım. 1 bardak şeker kullanacağım. Alisa, bu arada ben şey duydum. Zeynep abla büyük soğan parçaları sevmiyormuş sanırım yemeklerinde. Ben değil, Emin. Emin abi miydi o? Evet. Ha, doğru. Emin ben abi aksine... sen sevmiyorsun değil mi abi? Evet, yiyemiyorum büyük soğan parçası. Ben aynen. Aksine çok severim. Ya, Emin abi pırasa da sevmiyordu ama burada sevmeye başladı şimdi. Ha, o da benim var Emin sayemde. Abi doğru söylüyor. Gerçi ön yargılı olmayayım, Alisa'nın eli lezzetli. İnşallah güzel yaparsa güzel puan veririm. Pırasayı sevdiren yenge. Emin abi zaten bana kötü puanlar vermiyor. Hep güzel puanlar veriyor. Ben şimdi 3 tane yumurtayı 1 bardak şekerle çırpacağım. Şimdi buraya 120 miligram süt ekleyeceğim. 80 miligram da sıvı yağ koyacağım. Kabartma tozu ekleyeceğim. Şimdi buna bir tane de vanilya ekleyeceğim. Şimdi 200 gram da un ekleyeceğim. Kekime 3 tane yumurta, 80 miligram süt, 80 miligram da sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya ve 200 miligram un koydum. Şimdi bunu ikiye ayıracağım. Şimdi ben bunu ikiye ayırdım. Bir tanesine kakao koyacağım. Kakao ile şu şekilde sıryan karıştırılacak ve bunu tepsiye koyacağım. Kızlar, bu hafta birincilik benim olacak, haberiniz olsun. Tabii, dur tabii. Bakalım daha. Olacak. Orası hiç belli olmaz, daha ben menümü yapmadım. Alisa. Tatlım bir şey söyleyeceğim. O gömleğin biraz riskli. Yukarıya kaldırsana, hep içine girmesin. Tamam. Bu arada Şima hoş geldin. Hoş bulduk. Saydan. Londra yaramış mı bakayım? Zaten güzeldi benim kızım maşallah. İyi misin? İyi. Siz kavuştunuz mu? Hadi gözünüz aydın. Evet, dün aldım geldim havalimanından. Annem öyle konuşunca ben dayanamadım. Şiva'yı hemen getirttirdim. Bana burada oynuyor ya, ben çok istiyorum gelmesini falan. Şimdi göstersin sevgisini. Görmek istiyorum ben de. Gösterdim. Hiç göstermişe benzemiyorsun. Yüzünden düşen bin parça. Evet, bin parça gitmiş, kendini güzelleştirmiş, burnu yapmış gelmiş. Ben onu öyle mi bekliyordum? Hayır, bir şey yapmadı. Nasıl yapmamış? Öyle değildin ki. Hayır, burnunu mu yaptırdı? Evet. Bakayım. Ama zaten burnu güzeldi onun. İşte güzeldi, daha değişik yaptırmış Zayda Hanım. Hayır, bir nasıl şey yapmadı. Olayım? Aa. Zaten kaç gün gitti? Çok az gitti. Ne ben yapacak? Aslında seni hiç beklemiyordum. Dedim yemekler öğrenirsin, tatlılar. Bir geldin mis gibi. Burcu, benim burnumda yaptırmış. Bir şey var mı? Senin burnunda bir şey yok. Zaten o burun öyle kısa sürede hemen olacak bitecek. Olmaz yani, bu ameliyat sonuçta. Ben zannetmiyorum öyle bir şey yaptığını. Zaten güzel burnu. İnanmıyorum. Evet, zaten burun yaptım. Çok güzel bende. İnanmıyorum. Ne derseniz de inanmıyorum ya. Ben tanımayacağımı gelinimi. İzleyin görün. Allah Allah. Ben başka bir şey söylemiyorum. Yapın. Hemen bu yaz yapın artık. Annesinin haberi var mıymış bundan, Volkan'ın? Ya siz ne yapıyorsunuz? Volkan! Ramazan ya, of. Sen yürek mi yedin oğlum? Geç ona. Onu geç.
Bizde o yok. Dur hatırlayalım. Ramazan'da burnuna kepenk düştü. O yüzden bayağı buralar mordu. Neyse zar zor onu atlattı. Ha dedim ondan sonra acaba burnuyla ilgili sıkıntı yaşadı da bir şey mi yaptırdı? Ona da inanmıyorum. Yok artık sizde kız mosmordu ya. İnanmıyorum Zayda Hanım. Öyle bir şey olsaydı beni apar topar alır hastaneye götürürdü Volkan. Ama gitti zaten hastaneye. Onlar ikisi gitti. Hayır beni götürmediler. Ben inanmıyorum. Hayatım, biz orada acele yaptık. Gelip sizi mi alacaktık Rabia? Anne sen dedin ben uçakla gelirdim hastanene. Niye çağırmadın? Haberim bile yok. Sende anne. Uçak yok ki. He annem. Benim yanımdaydı, benim yanımda. Nasıl inanmıyorsun? Bana da mı? Hadi Şiva'ya inanmıyorsun, bana da mı inanmıyorsun? Peki, ben götürdüm hastaneye birebir ya. Peki sen niye anneciğim? Senin yanındaysan veya sen onun yanındaydın. Sen ne yapacaktın gelip oraya? Hastaneye gelip bir şey mi yapacaktın? Volkan ben yanında olmadıkça iyi inanmıyorum. Gittiniz burnunuzu yaptırdınız, geldiniz buraya bana kepek düştü, bilmem ne düştü. Ben de burada şimdi avize düştü kafama diyeyim. Kim inanır görmeden? Anne! Bir dakika ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ne yaptın? Yani ne yapmak istedi Şiva bunu yaparak? Yani aklında ne vardı yani inanmıyorsun ya. Sen zaten güzeldin. Ne gerek vardı? Okey o kaza olmadı başka ne olabilir? Siz ne düşündünüz? Burnunu yaptırmak şekerim. Rabia abla siz neden bu kadar Şiva'ya inanmıyorsunuz? İnanmıyorum. Yani burada her kaynana gelinin savunması lazım ama siz nedense hep onu böyle itiyorsunuz kendinizden. O çorbayı sen iyi niyetle mi getirdin yoksa bazı şeyleri görmek için mi getirdin? Ben bunu sormak istiyorum bir sana. Bir şey söyleyecek. Biz pansuman yaptık. Sonra eve geldik. Sonra yine hastaneye gittik muayene için. Rabia'ne çorba getirdi bana. Biz evde yoktuk. Ben yoktum. Volkan söyledi anahtar ver Rabia'ne o bıraksın. Sonra benim ev girdiniz mi? Girdim. Nasıl? Bir de yüzüm söylüyorsunuz. Ben yalan söylemem ki. Ben hiçbir zaman yalan söylemem. Doğruya da yanlışa da yaptıysam yaptım. Yalan ne söyleyeceğim. Ne yapmak için girdiniz benim eve? Ben yoktu bir kontrol de. Kontrol ettim. Evi. Temiz mi? Dağınık mı? Güzel mi? Nasıl? Bakayım dedim kızımın evine. Çünkü alacağız ya seni. Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta kaynana. Yani, evet kaynanayım. Ya ha annen ha kaynanan. Bence eve girip girmemesi gayet normal değil mi yani? Hani ben evde yokken benim kaynanama diyorum ki. Hani gel benim. Otur evde. Hay ağzına kal sağlık. Yani hani hiç ben olmasam bile ev senin evin sonuçta senin kaynanan. Burcu ama şöyle bir durum var. Hangi niyetle yaptığının bir önemi var. Yani hangi niyetle girdi o eve o önemli. Volkan sen sütandene niye öyle sürekli kötü niyetli diyorsun ya? Ne olacak kadın girmişse ya? Hayır, kimse izinsiz benim eve giremez. Göreceğim. Gerçekten çok yanlış Rabia abla. Benim anahtar geri verir misin? Vermiyorum. Şiva, niye vereceğim? Şiva kızım, bence Rabia Hanım haklı. Ben de olsam ben de haklı, girerim. Haklı, ben de anahtar değiştirmek ben, yapalım. Ben giderim. Ben kapıyı sökerim, o evinde. Kapıyı geri takarım. Ben anneme bir şey söylemek istiyorum. Anne sen nasıl evime girebilirsin? Pardon. Girerim ne olmuş oğlumun evi? Oğlumun evi benim de evim. Nasıl habersiz girebiliyorsun? Girerim. Ha, bir dakika bir dakika. Giremezsin ne Zeynep, demek girerim? Zeynep sen onun evine 5 sene tek başına girdin çıktın o bir şey Hulya demedi. Hulya abla ben kayınvalidemle konuşuyorum. Ben sizin konulara senden habersiz girmiyorum. Pes sen sana. De bizi dinlersen sevinirim lütfen. Pes. Karışma bir kere. Girerim ne olmuş? Girdiğinde de burada yayınladıklarında da gördük gizli gizli ayakkabılar, şallar bilmem neler onları da çekip çekip attın yani. İnansınlar diye ama yap. İşte neden var. Girdiğini sen kendin gösterebiliyorsun burada. Vallahi ben oğlumun evine istediğim benim zaman girerim, istediğim zaman çıkarım. Olsun? Hiç ne sen karışırsın ne oğlum da benim bir şey diyemez. Benim anahtarım sende mi yani anne? Emin mi verdi sana? Evet var bende. Emin sen annene anahtar mı verdin? Evet ne var? Senin annen istese ona da veririm anahtarı. Benim annem istemez ama. Benim annem niye istesin? Yani bir şey olmaz ya. Tamam benim neden bundan haberim yok canım benim? Bir tane yedek. Bir tane yedek anahtar vardı. Anneme dedim al anne biz evde olmadığımızda girersin ara sıra kontrol edersin dedim. Bir şey açık unutabiliriz. İşte bunlara kızım yaranamıyorsun. Şu an ama bak yeni eve taşınıyoruz. Allah'tan ki yeni eve taşınıyoruz. Daha bir tane anahtar var. O evin anahtarını da kesinlikle ne sana vereceğim ne anneme vereceğim. Hiç üzülme vallahi. Peki karıcığım nasıl bir istersen. Tane yeni evin anahtarını asla vermem. Söyleyeyim yani. Zeynep keşke adres de söylemeseydi hayranlığı. Niye keşke. Benim anahtarım da var onlarda. Sanki ne olmuş evine girsem. Vallahi tam gir her zaman gel. Kayınvalidemi de biliyorum. Kayınvalidem değil. Anahtarı kimseye veririm kayınvalideme. Gelsin girsin çıksın.
Ben yemek mi yapıyorum? Ona döksün başka yemek yapsın. Ben çocuğa süt mü veriyorum? Onu alsın başka bir şey versin. İstediği gibi baksın. Sonuçta benim kayınvalidem. Annem. Bence sen şu an yeni gelmiş olduğunun şeyindesin. 12 yıldır evliyim. Yeni Fulya... değil. Yeniyle alakası yeni yok. Ben alakası zaten... yok. Ben de 7 yıllık evliyim zaten. Ya tamam olabilir. Kaç yıl olursa ben olsun bir şey sonuçta. Söylemek bir istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kızlar, Burcu bence buraya iyi gelin oynamaya gelmiş. Ne alakası oy toplamaya var? Gelmiş. Tribüne Fulya ablanın bir lafı var ya, tribüne oynuyorsun. Sen gerçekten... Hayır, sizin niyetleriniz kötü. Kaynanama evime sokmam. Böyle bir şey yok. Pardon, sen gerçekten bir şey izleyerek mi geldin? Evet, izleyerek geldim. İzleyememişsin işte. Çünkü madem kaynanan kötü, niyeti kötü, o zaman hiç konuşmayacaksın. Ben kayınvalidem kötü demiyorum, konuları saptırma. Benim kayınvalidem yerine göre iyi, yerine göre kötüdür. İyisin, neden evine sokmuyorsun? O çok ayrı bir şey. Sen izin verebilirsin, özelini paylaşabilirsin. Ben özelimi, evimin anahtarını değil kayınvalidemle kimseyle paylaşmam. Çocuk yaptığın zaman diyelim çalıştın, kim bakacak çocuğa? Beni bir dinler misin? Dinliyorum. Kayınvalideme özel bir mevzu değil bu. Kimseye vermem. Kendi anneme de vermem, ablama da vermem, görümceme de vermem. Kimseye vermem. Peki sen ne düşünüyorsun? Ne niyetle girmiş olabilir? Ne yaptım? Ütü yaptım, temizlik yaptım. Ütü mü? Evi toparladım. Geldin evi temiz değil miydi? Tamam, eve olsun girdiğinde. Yapmış olabilirsin. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Oğlunun evi yapacaksın tabii, yeri geliyor. Tamam yaptım. Oturdum, kahve içtim, kapıyı çektim, çıktım. Eşinize gelince oğlunun evi, işinize gelince benim evim. Hayır, hayır. Sen hayırdır ya. Ben hayırdır diye bir şey. Sen ben hayırdır haksızlığa ama gelemiyorum. Gerçekten gelemiyorum. Haksızlığa gelemiyorum. Hayır, çocuk falan yaptığınızda doğumda. Kim bakacak çocuğa? Ben çocuğuma bakabiliyorum. Çalışmayacaksın. Keşke ben de koca parası yesem. O kadar birlik, beraberlik içindeyken, temizliğini, her şeyini yaparken iyi de neden kalkıp da ayrı ortamlarda ev olduğu zaman benim evime giremez, şunu giremez, bunu giremez. Giremez. Benim evime de girebiliyor gelinim mesela, rahatlıkla pardon, her istediğini tamam, yapabiliyor. Pardon, tamam ablacığım, Aynur ablacığım, sizin evinize girebilir, benim evime giremez. O sizin kendi ne derler şeyin niye öz iradeniz. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Burcu'ya ben burada bir şey söylemek istiyorum. Ben kocamın parasını yemiyorum. Sözlerine dikkat et. Kendini yükseltme. Sesini yükselterek kendini asla haklısın. Sen de yükseltiyorsun Burcu. Bir kızlar, sen sanki burada, geçim derdi ben biliyorsun. Ben burada değişik yemekler yapıyorum. Beni bir izleyelim. Burcu, sen kızlara bence bu kadar çok yüklenme. Kaynanalara oynuyorsun bence sen. Hiç hiç alakası yok. Hiçbir şekilde alakası yok. Şu an sinirden gülmeye başlıyorum. Alisacığım çok haklısın. Rakipleri çok güçlü, kayınvalideleri yanına almaya çalışıyor. Bence biliyor musun? Ne alakası var? Kesinlikle haklısın. Kesinlikle alkış yapma yani. Kendi kendine alkış Burcu, yapma. Bence biliyor musun? Ne kadar kızlarla değişik bu, bir insansın. Ben son bir şey söylemek bir istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen kendin çal, kendin oyuncu, oynasana da cevap vermek oyuncu istiyorum. Olsam bence neden de kayınvalideleri yanıma almaya çalışayım? Sizle iyi geçinmeye çalışırım. Güzel puan veririm. İşte yemekleriniz Burcu de hepsi çok güzel. Alkış, yalakalık yaparım. Kızlarla iyi geçinmen lazım ki. Burada çünkü biz yani bu kadar düşman değiliz. Biz burada sadece yemekte rakibiz. Ama yemek dışında biz arkadaş olmak istiyoruz herkesle. Ve seninle de. Kızlar da seninle arkadaş olmak istemişlerdi. Ama sen kaynanalara oynadığın için kızları biraz ters edin. Kızlar üzülürler. Ben burada kimseyle arkadaş olmaya gelmedim Elisacığım. Arkadaşlar bir dakika. Kızlar, şu kayınvalidenin eve girme konusu. Allah'ım inşallah oğlumun evine böyle bu şekilde girmeyi merak etmeyi abi nasip etmesin. Vallahi ben girmem. Hani öyle merak ederim belki ama girmem, giremem yani. Döndük. Alisa hadi yemeğine devam et. Patateslerimizi dizdik alta. Az bir şey haşladınız onları. Şimdi kıymalarımızı bunu koyacağız. Bir 3 dakika haşladık patateslerimizi. Şimdi böyle bu camımıza serdik. Böyle yağladın mı altını onu? Evet. Az bir şey yağladım. Ondan sonra kıymayı koyacağız. Hadi koy bakalım. O birinci kata hepsini mi koyacaksın? Evet. Yok, kat kat hepsini. Yok, evet, hepsini koyacağız. Yok, ilk önce soğanları koyuyoruz. Hayır, önce kıymalar sonra soğanlar. Yok, ilk önce kıymalar soğanları koyuyoruz. Altını şeyleri koydu, soğanları Julia yatak yaptı. Hmm. Evet, üstüne
kıymaları koyduk, pul biber şey. Patatesleri en altta koyacak. Soğan mı var? Evet, şu an? Soğan yatağı var. Çok güzel olacak. İzleyin görün. Allah Allah. Ben başka bir şey söylemiyorum. Yapın, hemen bu yaz yapın artık. Annesinin haberi var mıymış bundan, Volkan'ın? Ya siz ne yapıyorsunuz? Volkan! Ramazan ya, of. Sen yürek mi yedin oğlum? Geç ona. Onu geç. Bizde o yok. Zeyda Hanım, Zeynep galiba çok üzüldü bu arada. Neden? Yani Zeynep biliyorum, kavga etmeyi sevmez. Zeynep daha çok arkadaş olmayı sever. Burcu da yanlış anladı Zeynep'i herhalde. Onlar ikisi de birbirini yanlış anladılar. Alisa sen cansın. Seni öpmek istiyorum şu an gerçekten. Gel öp abla, gel. Seni öpmek istiyorum. Zeynep kötü kalpli bir kız değil. İyi kalpli bir kızdır. Hiçbiriniz kötü biliyorum. Kalpli değilsiniz. Ve Zeynep her giren kıza da iyi davranır aslında. Aynen. Aslında biz saldırırdık ama Zeynep tutardı herkesi. Biz saldırırdık diyor ya. Şöyle şeyler yapmayın zaten. Zeyda Hanım ben de çok duygulandım. Emin abiye sarılmak istiyorum. İyi misin? Ya çok yanlış anlaşılıyorum. Gel bakayım yanıma. Yok, gel. Yok canım. Biz sonra hepimiz beraber oturup konuşuruz zaten kızlarla. Ortak bir yol buluruz zaten. Ya ağır, yani ağır bir cümleydi, benim için ne yaşadığımı bilmiyor. Nasıl geçindiğimi, ne yaptığımızı bilmiyor. Ön yargılı davranmayın diyor ama kendisi çok fazla ön yargılı davranıyor. Senin üzerine hangi cümlesiydi? Ya koca parası yemek benim için çok basit bir kelime. Hani basitçe bir kelime. Ya. Gerçekten koca parası. Bir kere öyle bir keşke şey yok. Ben de evde koca siz parası daha çok yesem. Çalışıyorsunuz. Yani ne yaşadığımızı kendi evimizin içini bilmeden konuşması beni gerçekten çok üzdü. Zaten Zeyda Hanım buraya gelince de... Ama onu sana mı söyledi? Ortaya mı söyledi? Bana söyledi. Benimle konuşuyordu. Ya bana veya başka birine. Hiçbir kadın sana koca parası yemek istemez. Zeyda Hanım. Sen beni yanlış anladın kendi orada. Kendi evinden mesuldür ve Zeyda kendi evinde kendine göre çalışabiliyordur yani. Aşkım sen tamamen iyi niyetlisin ama inan... Yani ben zengin bir adam bulsam evlensem de hiç çalışmasın, çalışmayayım. Keşke ben çok de öyle olsam. Var Allah için. Ben Zeynep onu demek istemedim. Dur, ama sen sakin ol hayatım. Sen niye üzerine alınıyorsun? Öyle bir şey olmadığını biliyoruz biz. Ayrıca kocanın parası, sizin ortak paranız. Sen de kazansan o da kazansın. Zeyda Hanım. Bir yuvanız var yani. Zeynep benim paramı yemiyor çünkü biz dükkanı açtığımızda bütün takılarını, bileziklerini o verdi. Onun sayesinde ben o dükkanı açtım, iş yerimizi açtım. Helal olsun. Helal olsun. Eğer eşim bana takılarını falan vermeseydi biz belki o iş yerimizi açamazdık. Şükürler olsun iki tane iş yerimiz var. Biri de eşimin, biri benim. Öyle geçinip aynen. Gidiyoruz. Bak senin kocan hakkını yemiyor, yedirtmez de kimseye, sen merak etme. Hadi helal olsun Emin abi. Tamam anneciğim, tamam. Hadi. Beni yanlış anladın. Ben kesinlikle öyle demedim. Ev muhabbetine girince olay. Ben de dedim ki hani çocuğuna bakacak kaynanan dedim. Sen de ben baktırmayacağım deyince ben de hani o zaman koca parası mı yiyorsunuz dedim. Sana demedim onu. Tamam. O anlamda söylemedim. Sakın hadi beni sarıl. Yanlış tamam, anlama. Hadi sarıl. 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 Sen yeter ki ağlama. Üzülme. Ben yani gerçekten Allah her zaman yuvanı mutlu yapsın. Amin. Çoluğunu, çocuğunu, evini, aileni her zaman. Yakışana bu. Zeyda Hanım, şimdi canım. Biz patateslerimizi dizdik. Şimdi bu patateslerimizin üstüne sosumuzu yapacağız. Ben buraya 2 kaşık mayonez koyacağım. Sizin kaç çeşit mayoneziniz var Alisa? Bizde bir sürü var. Mesela ne kadar yoğurt varsa o kadar. Sizden ne kadar yoğurt ama varsa ama mayonez kadar... çok yağlı değil mi hayatım? Yumurta, ama... yağ. Bizdeki mayonez o kadar güzel ki biz mesela ekmeğe alırız, mayonezi süreriz, öyle yeriz. Şimdi ben, ne yapıyorsun? Yoğurt, mayonezi karıştırıyorum. Bu bizim sosumuz olacak şu şekilde. Buna ben şimdi sarımsak ekleyeceğim. 2 diş sarımsak. Sonra da onu üstüne karabiber. Döküp fırına göndereceksin. Evet, üstüne dökeceğim ve fırına göreceğim. Bu beşamel sos gibi bir şey ama beşamel sos değil de... Farklı mayonezli sos olacak. Üzeri kızaracak mı onu? Üzeri kızarmayacak.
Bu sos böyle içine yayılacak. Kaç dakika fırında pişecek? Kaç derece? 180 derecede bir 20 dakika pişene kadar işte fırın ayarına göre ayarlayacağız. Sırada benim kekim de hazır oldu, pasta kekim. Ben de şimdi poğaçama geçeyim. Halisa. Efendim Şiva. Bir şey söyleyecek sana. Sen o kadar Zeynep söyledin, Zeynep kavga yapmıyor, Zeynep şu yapmıyor, çok abartmak yaptın. Ben sana uyarı yaptı, burada ekip yapma kimseyle. Dışarıda arkadaş ol, burada olma. Hayır, ben Zeynep'le şu an arkadaşlık yapmadım ki. Ben sadece Zeynep'i destekledim yani. Zeynep kimse Zeynep... kavga yapmıyor, benimle ne yapıyor o zaman? Hayır, Zeynep'in olayın sen de biliyorsun Şiva. Arkadaşımız Burcu, Zeynep'in durumunu bilmiyor o kadar çok. Onun için öyle yorumlar yaptı. Eğer ki iyice Zeynep'in durumunu öğrenmiş olsaydı böyle yorumlar yapmazdı mesela. Ben Zeynep'le asla arkadaşlık yapmıyorum burada. Biz burada hepimiz az az arkadaşız ama yemek konusunda biz arkadaş değiliz, bunu biliyorsun. Yemek söyledin, bir şey söyleyecek yine sana. Bu her şey Sergen yaptı bu kere. Sen bir şey ben yapmıyorsun. Ben karıştırdım sadece ya. Ay Şiva, geçen haftalarda yani yemekler yaparken sen de bazı yemekleri kendin yapmıyorsun. Mesela bir tane yemeği sadece, mesela Volkan yapıyor, o ne olacak? Bence de bunu en son söyleyecek kişi Şiva'dır herhalde. Bütün yemekleri Volkan'a yaptırıyor. Yapsın. Alisa, bir de güzel bir şey var. En azından Sergen'i mutfağa sokup, ki orada iki kişi yarışıyorsunuz, yapmak zorunda zaten. Yani. Şiva, sana ne oldu bugün? Londra havası bir değişik gelmiş. Bunu şimdi biz fırına atıyoruz. Sergen fırına bunu gönder. Hülya Hanım, biliyor musun? Ben onların evine gidiyorum ama ütü yapıyorum. Evi topluyorum, mutfağı toparlıyorum. Onlar alışmışlar, git getir bir şeyler hazır hazır şey yapıyorlar. Hani ben kötü niyetle girmemişim evine. Vallahi ben Alisa'ya da söylüyorum, gelinlere de söylüyorum. Gelinin yapacağı iş ayrı, evin içinde oğlumun ayrı. Ama bazen paylaşım oluyor tabii. Ama herkesin görevi ayrı. Ütüyü Alisa yapacaksa yapar. Veya yemek Alisa'ya düşer. Veya gelinlere de böyle. Erkek her şeyi yapamaz. Gelinler kocalarına her şeyi yüklemesin. Anne zaten ütüyü ben yapıyorum ya evde yani. Anne, ütüyü bana yaptırıyor. Bakma sen be, sen gece odana falan gittin, bana yaptırıyor. Annem yatınca bana çektirmeye başlıyor. Sen benim telefonumu mu karıştırdın? Doğru söyle. Sen benim telefonumu karıştırdın. Dur, beni utandırma. Sen şimdi burada bir şeyler yapacaksın, ben biliyorum, anladım ben zaten. Ben yine yapacağım zaten şovumu. Onun telefonunda böyle bir şey yok da ben şimdi hemen anladım zaten. Burada şimdi bu video olayları var ya. Ama zaten çekin şey diyorsunuz. Geldi ama... geldi, videon geldi Sergen, çok yakışıklı çıkmışsın. Alisa kayınvalidesi uyutmuş. Pışpışladı bir de. Ondan sonra Sergen'i koymuş ütü masasının önüne. Ne olursunuz, göstermeyin. Peki hadi buyurun, madem geldi izleyelim. Zeyden ne olursunuz. Ütü konusu çıkmışken bunu da çekmek istedim. Hani ben de ütü yapamam şimdi, evde yapmıyorum. Sergen yapıyor. Aşkım, o masanın bütün şuradaki kıyafetlerini de ayrıca ütü yap. Onlar hepsi yine yıkandı, kurudu. Ve sen niye yapmıyorsun? Şunu da yap. Sen niye yapmıyorsun? Ben yapmayacağım. Hastayım zaten, yapmayacağım. Tamam. Sen yap. Kendi gömleklerin zaten kendi gömleklerini kendin ütüyor. Masalım, oradaki masanın bütün kıyafetlerini de unutma ayrıca. Ben hepsi yıkandı. Daha pantolonların da var. Hepsi kırışık. Onu doğru düzgün ütü yap. Hayır, madem bunu çektiniz, finalde gömleği de bir göreydik. Ya çok güzel ütüledim Zahide Hanım, var ya incik gibi yaptım maşallah. İncik nedir ya? Yani böyle hani tertemiz. İncik gibi yaptım. Ay. Ben jilet gibi, jilet denir ona. Böyle jilet gibi yaptım. Ben ne güzel ütü yapıyorsan o zaman bundan sonra her gün sen yap. Ooo.
Nereden söyledim yine? Nereden söyledim? Hülya abla, dün bana söylüyordun o kadar beceriksiz muhabbetinde kız yapacak gelin ütü ben diye. Ben şimdi gördüm. Dur dur, demek bir şey diyeceğim. Demek ki özür dilerim, beni uyutup uyutup yapıyormuş bak, Alisa buna. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten Sergen'e teşekkür ediyorum. Bu alay konusu değil. Ciddi anlamda söylüyorum. Alisa hasta, bebeğe bakıyor, bir şey yapıyor. Bak sen de ne güzel uyumuşsun. Helal olsun sana desteklediğin için. Ütü yapmıyorum deyip çekilmemişsin Sergen. Aynen, teşekkür ederim Gülde Hanım. Alkış yapalım. Ramazan tek gerek bir gömleği yok, ütülemedim diye ne hale geldi. Gülden. Ve bir sonrasında da gömlek ütülenmediği için dün kalkıp orada Burcu'yu destekledi. Aynen Gülden. Bir de Sergen bana demiyor, yok ben ütü yapmayacağım, sen ütü yap demedi mesela Ramazan gibi. Bana diyor, bana hiçbir şey demedi, tamam ben ütü yaparım dedi. İşte çok güzel bir şey bu, ne güzel demeden de yapmış darısı Gülden. Başıma. Hayatım, evet. Sen... Amin inşallah. Sergen. Ramazan yapar mısın ütü? Bu ya bir şey söyleyeyim mi? Gülden ütüden pek anlamıyor. Daha doğrusu yapmıyor, istemiyor. Bana kalıyor burada. Bu arada bugün de ben ütüledim gömleğimi. Belki belli oluyor mu bilmiyorum şu an. Kırışık. Çok güzel olmuş kardeşim, eline sağlık. Kendim ütülemeye çalıştım yine. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama Gülden'in ütülü pek arası... Sadece kendininkini değil, benimkini de ütüledi ama ütülemeye çalıştı. Ütüleyemedi. Bakın pantolonuma. Ütüleyemedi. Ben ne anlarım ütüden? Ne yaparım ki ben? Ya, elimden geldi bu kadar yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben, o ütüyü bile ben yapıyorum. Daha hayatım, ne yapayım yani? Bak, ben de anlamıyorum. Kırış. Görüyor musunuz? Bak ben de anlamıyorum ama kırışık ben mutfakta başarılıyım. Yani. Ütüde de sen geliştir kendini. Ütülerimizi de sen yap. Her şey. Yemeği de ben yapayım. Yemeği yapıyorum temizliği zaten. Temizi de ben yapayım. Biliyorsun ben ev hanımı değilim sadece. Ben ev erkeğim. Yoruluyorum. İşte o yüzden yapıversen ne olur hayatım? Gülden hayatım. Kızım, o zaman sen ne yapacaksın? Çalışacağım. Çocuğuma kadar... bakacağım, yemek yapacağım, o da ütü. Çamaşırları yıkayacağım, bulaşıkları tamam, yıkayacağım. Tamam, çalışana kadar bari işi sen yap. Nasıl? Ben de para kazanıyorum. Şimdi işe mi gidiyorsun sen de? Evet, benim bir mesleğim var. O zaman ama şimdi hep ütü, ona bıraksan şey yapsanız ütü. Kadın anlar, erkek de anlar ütüden. Ya şöyle, iş paylaşımı yapalım. Hani ben de bilmiyorum ya. Hazır öğrenmemişken Ramazan onu öğrensin, orada profesyonelleşsin. Ben de yemeğini şeyini yapayım. Öğrenmek de istemiyorum, sevmiyorum. Öğrenmek ama zorundasın lazım. Ama Gülden. Gülden öğrenmek zorundasın. Sen her şeyi yapmak zorunda değilim, etmek zorunda değilim. Her hep şeyi böyle değil. Kaçıyorsun her hayır, şeyden. Sadece onu. Hep böylesin. Onun dışında hiç öyle değilim. Alisa geldi, her şeyi öğrendi. Tamam işte ben öğrenmek kaçmadın, istersem öğrenirim. Kaçmadın, sen kaçıyorsun. Sadece ütü için bu kadar laf yapıyorsunuz ya. Çok basit bir şey. Götürüp ütületecek ya da öğrenecek yani. Gülden, sen kaçıyorsun. Biraz tembellik yapıyorsun. Arada ben de yapayım ya. Gülden, belki hatırlarsınız. Burada Kezban Anne bana ütü yapmak öğretti. O günden sonra Volki hepsi ütüler ben yaptım. Maşallah bak. Evet. Yine ben yaptım. Çok güzel oldu. Evet, aslında Fulya abla da Sergen'e güzel öğretmiş. Burada bana da mı öğretse? Öğreteyim mi sana? Yok yok, Fulya abla öğretsin. Çok yok, biliyor. Yok, ben öğreteyim sana. Ben bu yaşa kadar öğrenememişim. Bundan sonra öğrenemez. Gülden. Bu yaşa kadar öğrenemedim değil. Öğrenmek istemedim. Annem çok güzel yapar. Sana Gülden. Öğretmek evde mi? Zaten, mesela Gülden, evde zaten her şeyi ben yapıyorum. Sadece mesela gördük, yapamadığım zaman, yorulduğum zaman. İşte bak gördük ya. Alisa bir saniye. Videoda kimse... gördük. Beni haklı çıktım yine. Boş ver. Sen beni uyutup Sergen'e işleri yaptırıyorsun. Ortaya çıkıyorsunuz. Ondan sonra ben yaptım diyorsun. Sergen de senin korkusuna evet diyor. Alisa yapıyor her helal şeyi. Helal olsun. İyi ki yapıyorsun Sergen. Ben yardımlaşmak çok önemli. Gerçekten tebrik ederim. Ben seni istiyorum ya. Gerçekten hayat müşterek ya. Kesinlikle. Ben bir şey sormak hayat müşterek. Vallahi ya çok doğru. Ya gelip sarılacağım size. Tatlışlar. Koş 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 koş. Gel. Kızı ayakkabılarla Allah seni kahretsin. Allah'ım ne tatlısınız ya. Bir Ramazan eksik ama evet, Sergen, sen benim meleklerim. Ramazan evet. Burası hak etmiyor. O zaman ne? Gelin dayanıştırması. Sergen. Çak. Kardeşim burada i̇şte şimdi böyle hayat paylaşınca güzel. Biraz şov yapıyorsun ama. Hayır, Gülden haklı burada. Hayır. Bir dakika dur. Orada da videoda da ben niye yapıyorum? Sen yapsana. Hani sana zorla yaptırıyormuş gibi. Yenge de hiç orada değilmiş gibi davranıyor. Ben niye yorgundum? Ben niye bugün yapıyorum dedim. Ben o sırada masada uyutmam lazımdı. Yani Alisa yani yapıyordu, ben geldim masalı uyutuyordum. Yani o bir şey yapıyorsa ben bir şey yapıyorum. Ben bir şey yapıyorsam o da bir şey yapıyor. Sen de pek istekli değilmiş gibi davranıyorsun. Ben niye yapıyorum? Ay, sen niye yapmıyorsun Ramazan. Gibi? Yenge de zorla yaptırıyormuş gibi sen geliyor. Sen hiç yapmıyorsun. Hayır ben Ramazan. Görüyorum. Ben anlamam. Ben hiçbir şeyden anlamam. Ne bu kadar zaman sen annem hiç yapmıyorsun yaptı. Kardeşim? Sağ olsun annem ütülerde, temizlerde, yatağımda toplar. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ben annem bu konuda harikadır. Gülden'den de sadece bir ütü yapmasını istedim. Onu da
Yapmadı. Ramazan evlenince bunları anlarsın. Şu an evli değilsin, onun için anlamıyorsun. Ben bir şey söylemek işte istiyorum burada. Onu anladık. Ana gibi yer olmaz. Anne. Anne. Ben zaten evde her şeyini yapıyorum. Neden sen böyle bir şey söylüyorsun? Senin demen lazım ki benim gelinim her şeyini yapıyor. Benim gelinim en iyisi demen lazım. Sen de diyorsun ki Sirgen'e her şeyini yaptırıyor diyorsun. Alisa, ben senden şu andan itibaren şüphelendim. Geceleri siz benim uyuduğumu zannederken ben söz veriyorum sizi takip alacağım. O zaman ben de bir şey itiraf edeceğim. Anne şüphelenmeye devam et o zaman. Şok şok şok. Annem en son 20 yaşında ütü yaptı ben 20 yaşındayken. Aa. He. Sizin evde ütüleri kim yapıyor işte. Baban mı? Efendim? Sizin evde ütüleri baban mı yapıyor? Yok Alisa yapıyor. Babamın kıyafetini bile Alisa ütülüyor. Sergen gerçekten... Gerçekten korkuyorum Aras da böyle anasını batırır mı diye. Hani kadını seni dinlesek, kadın 20 yaşında bu işleri bırakmış. Hatta Alisa geldikten sonra tamamen bırakmış. Her şeyi gelinin üzerine yüklemiş. Kadın evde bütün gün ense yapıyor. Evet. Hiç öyle olduğuna inanmıyorum. Aa. Ha? Zayda Hanım beni bilsiz anlıyorsunuz. Ve Sergen bu burada da kalmayacak. Seninle ben sonra konuşacağım. Şu bitsin bir yarım saat, bir saate benim ben seninle konuşacağım birazdan. Ve bunun hesabını cidden vereceksin. İlk defa bu kadar sinirlendim. Çok sinirlendim. Evet, doğruları söyleyince anam hemen yani sinirleniyor. Yani yayında olmasak ağzıma geleni sayacağım sana. Anne doğruları söyleyince hemen sinirleniyorsun. Ya he he. Sergen doğru söylüyor. Ben doğruları söylüyorum, annem sinirleniyor. Allah Allah. Hadi siz bence reklam arasında konuşun. Ama şimdi yemeklerinizi yapın. Şimdi biz de poğaçamıza geçeceğiz. Hamuru da burada. Hoppa, hadi bakalım aç. Düşüreceksin sen. Sürpriz yumurta. Sürgen, neden annen ya, önün hakkında böyle bir şeyler söylüyorsun? Ama doğruları söylüyorum hayatım. Tamam, sen şimdi doğrular söylüyorsun da sonra o seni suçlu görmeyecek, beni suçlu görecek. Seni yani. Hayır ben... Alisa. Sen yokken ben söyledim. Alisa, kız gerçekten hiç iş yapmıyor mu evde kayınvalide? Yok, yapıyor. Yapıyordur ya, bu fena bu. Yapıyor Zeyden. Yapıyordur ya, sizi kim büyüttü? O kadar da değil Zeyden, yapıyor. 25'ten sonrası. Ya annesine ya niye böyle yakınlığı bilmiyorum kız ya. Kız bu çok fena gerçekten. Evet, annesine öyle der mi Sergen ya? Hadi devam edin. Şimdi hadi ben, anlat kızım. Poğaça hamurda neler var? Şimdi burada bir bardak süt var. Yarım bardak da su var. Ilık hepsi. Yaş maya koydum. Hamurum da böyle yumuşacık olmuş. Ondan sonra şeker, tuz, un koydum. Onu da göz kararı koyuyorum. Zaten yumuşaklığına göre. Bu arada hamurum kabarsın için her seferinde fırına koyuyorum ki fırına önceden ısıtıyorum. Ondan sonra da fırına atıyorum. Ki kabarsın, şimdi güzel kabarsın diye. Onu? Şimdi ben bunu kare şeklinde ya da yuvarlak şeklinde fark etmez açacağım. Çok da ince olmayacak. Normal bir şekilde. Şimdi ben hamurumu açacağım. Çok ince de açmayacağım, çok kalın da olmayacağım. Kızlar, bu hafta altınlar benim. Haberiniz olsun. Zeynep... Alisa, çok beklersin canım. Ben takacağım Alisacığım. Bu hafta da ay benim birincilik. Kızlar. Çok alıştım olmaya. Çok beklersiniz. Yok, size sıra gelmeyecek kızlar. Kusura bakmayın, sıra bende. Elinin lezzetini çok beğeniyorum ama bu kadar çok iddialı olanın başına ne geldiğini biliyorsun Alisa. Hayır, benim kızım masalım evde. Altın bekliyor, onun için kusura bakmayın. O zaman salın bize, bırakın gelsin. Alacağım. Bu birincilik iddianız ben buraya gelene kadardı arkadaşlar. Bırakın gelsin. Gördük dün, üçü de çiğdi. Tamam, haftanın sonunda göreceğiz bakalım. Senin puanlarını gördük, imkansız. Puanların çok böyle i̇şte iyi değildi. İşte adaletli davranmadığınız için puanlar böyleydi. Burası sen adalet. Bir yemek vardı orada. Kaç sen kişi gördü, hepsi hamurdu. Gerçi doğru, siz de haklısınız, burası kurtlar sofrası yani. Burcu, yani kim ne adaleti Burcu, sağlayabilir ki burada? Hayatında görebildiğin en adaletli yerdesin sen şu an. Hiç alakası evet, yok. Evet, kesinlikle. Sen adalet bulmaya çalışıyorsan onu burada bulursun. Bir şey söyleyeceğim. Ki, bir şey söyleyeceğim. Adaletli olsaydık sen 19 puan değil bence 10 puan alırdın. Hiç ondan. Alakası yok. Adaletsiz olsaydık diyecektin herhalde. Zaten adaletsizdiniz. Adaletli olsaydık. Senin adaletin 10 puandı. Birer puan verirdik orada. Sizin benim masama yaptığınız puanlamanın aynısını bu hafta ben de size yapacağım. Ben vicdanlı artık olmayacağım kesinlikle. Zaten aksini düşünmüyoruz ki. O kadar önyargıyla Burcu, geldik ki. Burcu bırak kızlar ne olursunuz tartışmayın. Yemeğime bakın, yemeğimi izleyin. Nasıl yapacağım bu başka bir farklı hani bir yemek. Siz böyle bir yemek görmemişsinizdir. Var.
Öğrendin. Şimdi Alisacığım öyle diyorsun da benim ıspanaklı patates gratenimden kopya çekip yapmışsın. Şimdi söylemek istemedim ama. Hayır canım. Aygül'den. Alisa bunu ilk Türkiye'ye geldiğinde yapmıştı. Kendini çok beğeniyorsun ama. Evet. O ne olacak? Ama sen de beğeniyorsun beni. Beğeniyorsun. Ben seni beğenebilirim ama sen de bu kadar kendini beğenme bence. Özgüvenin çok yüksek, çok havalardasın. Ama evet, bilen Gülden, herkes de oluyor. Gülden, sana bu ego sizde nereden geldi? Şiva? Sanki kitaplar hepsi siz yazdınız, web saatler siz yaptınız, yemekler siz çıkardınız. Benim gelin Şiva? Tam geldi. Biz söylediklerimizle yapıyorsun. Sana ne oldu? Aferin benim kızıma. Sen de becerik yokken o kadar ego var, elimin aşkını katıyorum diyorsun. Aynen. En azından benim aşk var sizde elin. Aşk mı? Elin aşk da yok. Bizden marifet akıyor böyle. Samaran lezzet. Sadece sopa var, aşk yok. Sopa mı? Evet, oklava var işte mis gibi orada. Evet. Merdane, oklava. Evet. Şiva, hayır, o sopayı sallıyoruz, harikalar yaratıyoruz. Sürekli kavga ve Alisa ben iki gün yoktum, ne yaptı? Herkes seni sarılmak yaptı. Ne verdin? Sen de iki gün yoktun, bana neden şimdi böyle davranıyorsun? Sen de beni savunuyordun eskiden. Ama şimdi savunmuyorsun, sana ne oldu? Alisa, Şiva'dan daha çok ben savunuyordum seni, hatırla. Evet, doğru. Ve ben. Siz benden korkuyorsunuz, ben size söyleyeyim. Hiç de bile, ben Fulya ablaya karşı ne kadar çok savundum seni, yüzü burada söyle. Doğru. İşte. Doğruya doğru. Ben bu hafta sizle çok konuşmayacağım. Şiva, sana bir şey söyleyeyim mi? Herkesin burada birbiriyle rakip olduğunu ve arkadaşlığın olmadığını sen söyledin. Hem de kameralarla, arkada Alisa'yla dedikodu yaparak. Şimdi bunu söyleme. Evet, aynı fikirdeyim. Benim hiçbiriniz arkadaş değilsiniz ama herkes koştu. Alisa, sana sarılmak lazım. Ben sana da sarıldım, geldim. Hatta senin yerine de yaptım. Niye kıskanıyorsun şimdi? Tamam yaptınız ama bugün çok şüpheyle sarıldınız. Sen sadece sana yapılsın istiyorsun. Başka birine böyle yardımlaşma ya da sevgi gösterisi olduğunda bir saniye Rabia abla. Gerçekten hem yeriyorsun. Haksızlığa gelemiyor benim kızım. Bak her zaman bunu yapıyorsun. Yo, ben şimdi sen. Nerede doğru? Neyse doğru, cümlemi bitireceğim. Alisa'yı savundum diye şimdi kıskanma. Yok madem herkes Alisa çok sevdi. Alisa sen de bu hafta benim sistersin. Şiva bu benim hafta sister. Sen beni mi seçtin yoksa? Evet uzun zaman hani oldu. Hani Zeynep'ti hep? Uzun zaman oldu kendime sister bulmamıştım. Seni buldu bu hafta. Zeyda Hanım ben gerçekten Şiva'dan çok korkuyorum. Onun lafları o kadar keskin oluyor ki. Ya durup. Korkuyorum. Şimdi ben poğaçamı... Sen onu bir nasıl yaptın bir anlatsana. Şimdi ben bu poğaçamı sosislerimi şu şekilde sardım hamuruma. Bu böyle olacak. O kabaracak mı üstünde? Evet kabaracak. Sonra da yumurta mı süreceksin? Evet yumurta sarısı süreceğim üstüne. Bir de onların sosisleri deldin galiba önce. Niye deldin çatalla? Pişsin diye böyle çatalla birazcık delikler yaptım. O kadar. Ay ne geldi aklıma? Zeynep'in öyle bir örgülü bir poğaçası vardı. Pizza. Poğaça gibi pizzası. Keşke o örgüyü buraya yapabilseniz. Ne kadar güzel görünüyor. Aynen öyle. Değil mi Zeynep? Bu da örgüyle de yapılıyor aslında. Yapsana öyle. İki tane alıp böyle örgüyle de yapılıyor ama şimdi ben becerebilir miyim? Ay ben yaparım onu. Sen yeter ki iste dur. Ben de yaparım. Gidelim ben mi? Ben de gösterebilirim. Zeyda Hanım düz bir hamur kesseniz daha aynen, iyi olur. Aynen ben de denemek istiyorum. Gelebilir miyim? Başka bir şey mi? Evet. Gel. O örgüyü orada yapacağım. Bence değişik şeyler yapılabilir yani. Yok o pizzanın direkt örgüsünü yapacağım orada. Nasıl? Evet. Ay, sen daha güzel yapacaksan ben bırakayım. Ben at kuyruğu yaparım onu. Yok şöyle bir şey. Hemen elimi yıkayım. Pratik de güzel gibi görünüyor böylesi. Yok. Hamur açmam lazımsa daha kızlar açayım. Evet. Lazım mı hamur? Lazım hayatım çünkü bak bunu şimdi ben böyle yapıyorum. Gülüm, sana bırakıyorum burası. Tamam, şöyle bir şey hemen yapacağım hızlıca. Ya bize pasta geçelim. İstersen daha hamur lazım olacak mı? Şöyle, bana versene hemencik ben bir şey göstereceğim. Tamam.
Ay bu daha kolay. Evet. Gerçi biraz daha meşakkatli. Tamam. Alisa. Ama bunu versene 2 dakika. Alisa biz bunu... Dur bak Gülden Alisa, de çok yaratıcıdır. Zeynep aklına bir şey gelirse Burcu. Aklınıza bir şey gelirse farklı güzel şeyler yapalım. Benim zaten aklımdakini Gülden yapıyor şu an. İnşallah zayıflamak. Herkes bunu farklı şekillerde deneyebilir. Şimdi ben bence de güzel bir şey yapacağım. Uzun Gülden bir şey açacağım de. Ama sen şundan dolayı açamadım. Ben de o sırada siz bunu çok yaparken pardon. Ben de pastama geçeyim. Ay seninki de güzel oldu. Bu da değişik bir şey oldu. Şimdi ben pastamı böyle yuvarlak şekilinde keseceğim. Ay aklıma bir tane daha bir şey geldi. Şimdi Alisa bana bıçak onu verir misin? Hı. Veririm. Bıçakla ayni şey mi geldi acaba? Şöyle yapıp önce ben böyle, önce ben böyle, evet böyle, onu böyle ben yapacağım. İşte o gelmişti o yüzden. Aklın yolu bir aynen. Evet. Eline bir şimdi şey bu sosisin boyunda oldu mu? Mi kısmen oldu. Biraz daha yapsan daha güzel olur. Olur. Biraz da büyük alacakmışsın aslında. Şey olsun, onu, onu ince olsun. Onu küçültme bence. Onu küçültme de. Yok. Şöyle zaten Zayda Hanım tam boyunda ya şöyle yapacağım. Ha. Şimdi bunu koydum ya bak tam boyunda oldu. Evet. Şimdi ben pastamı şu yuvarlak şekilde kestim bir kısmın. Bu bize en alt kısma lazım olacak. Diğer kısımları istediğimiz gibi parçalara böleceğiz. Şu şekilde. Bunu herkes her türlü parçalara paylaştırabilir. Tam o aslında örgüyü yaparken arasına cheddar koyabiliriz demiştik ya. Ay, ya da örgü peynir. Pizza, aynen, peynir kenar. O ondan yola çıktım. Şimdi evet, bu hamurumuzu, kek hamurumuzu şu kremamıza banacağız. Nasıl banacağız? Şunları, şu kestiğim kırıntıları, bu zaten kırıntıları olacak. Onları şu kremaya banacağız. Şimdi ben size detaylı hepsini göstereceğim. Çok güzel oldu. Vallahi benim düşündüğüm... Ben önce aklına geldi. Evet evet o direkt. Ben niye zor kenarda olanı seçtim ki aynen. Şimdi ben pasta için şöyle bir şey hazırladım. Şöyle cama streç filmi serdim. Evet, ha, yaptığım biraz köstebek pastaya benziyor. Gülden'in de çok güzel olmuş. Hatta aklıma bir şey daha geldi. Onu da gelmişken söyleyeyim. Buna çubuk geçirip ondan sonra güzelce yumurta sosuna yapıp sodalı yumurta sosuna hafif süt. Onun üzerine de pane harcıyla güzelce bulayıp ister fırında isterseniz de kağıda kızartıp böyle hot dog gibi. Maşallah bu mutfağımız çok bereketli. Evet. Eline sağlık Gülden, çok teşekkür ama ederiz. Ama öyle bir şey yaptı ki hani çok bayağı değişik şeyler olabilir, içinden çıkabilir. Evet. Şimdi ben bu kremamdan birazcık alacağım. 3 kaşık alayım. 3 kaşık alacağım. Ama bir kaşık krem şanti ekleyeceğim. 2 kaşık olsun. İki kolay kaşık gelsin. Krem şanti. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Gülden. Ellerine sağlık. 2 kaşık krem şanti ekledim. Bunu şimdi 1 dakika çırpacağım. Ondan sonra şu camın üstüne sereceğim. Tamam. Bu da şimdi hazır. Şimdi ben bu krem şantiyle hazırladığımız kremayı, bu kremada bizim labne peyniri, krema ve pudra şekeri var. Oradan 2 kaşık kremayı alıp içine krem şanti koydum 2 kaşık. Şimdi ben bu kremamı şöyle cama ben streç filmi serdim. Şu şekilde her yerine eşit şekilde. Ha, onun içine mi koyacaksın onları? Dışı bayağı böyle bir bembeyaz bir pasta gibi olacak ha? Evet. Bu kremanın içine şu bütün parçaladığımız kekimizi dökeceğiz. Kalıntıları yani. O kremada ne var onu söyle bana. Bu kremada labne peyniri, krema, sıvı krema ve pudra şekeri var. Bunları şu şekilde karıştıracağız. Muzları atmayacak mısın? Muzları da atacağım.
Sonra sereyağı karıştır şu şekilde. Bu krema bunlar içine sinecek. Şöyle. Ondan sonra şimdi. Sonra muz mu gelecek onun içine? İçine muz da girecek. Muzlarla beraber karıştıracağız. Hatta öyle yapalım. Bence buna çilek de girebilir Zahide Hanım. Evet bence de. Bunu çilekle de yapabilirsiniz. Çilek muzla da yapabilirsiniz. Muz da olur. Rengi de çok güzel olur. Sergen bekle daha vereceğim sana. Peki onu ne yapacaksın şimdi? İkiye bölüp. Şu kekini de oraya parçalayacağım. Bunun altı biraz ince kalsın istiyorum. Bizim ismimiz de şehir kalıntıları. Biz de buna şehir kırıntıları derler. Çünkü bu kırıntı olduğu için. Evet, şimdi şunları da ekleyelim. Tamam. Şimdi bu kek parçalanmış keklerimizi şuraya koyacağız hepsini. Üstüne de anın şu hazır kekimizi koyacağız. Ha, ters çevirince de. Ay çok güzel bir pratikmiş. Bayıldım. Onların hepsini oraya dök. Aşkım sen bunu tut. Ben işte bak şöyle tamam. Yapalım. Heh, heh. Tamam sen dök. Ay çok güzel oldu. Bir de bunu çocuklarla yapacaksın mesela. Oo, harika olur aynen. Masanın büyümesini bekliyorum. İçine muz da ekleyebilirsiniz. Evet, çilek ekleyebilirsiniz. Evde. Aynen fark çok etmez. Güzel. Şimdi şunu şöyle koyuyoruz. İyice bastırıyor musun? Ha, bastırıyoruz. Tamam. Şimdi ona da tekrar söyle. Şimdi bunun içine şeffaf kekimizi yaptık. Ondan sonra kremamızı yaptık. Kremamızda labne, sıvı krema, pudra şekeri kullandık. Şu şekilde yerleştirdik ve kekimizin üstüne şunu koyacağız. Onu ters çevirdiğinde... Ters çevirdiğimizde yuvarlak bir şekil olacak. Bir elinle çevirsene. Başına bir şey gelmez herhalde. Şöyle göstermek için. Böyle çevireceğiz ve şu şekilde bir pasta olacak. Harika görünüyor. Şimdi bunu soğumaya birazcık gitsin soğumaya gitsin. Tamam. Ondan sonra da üstüne çikolatayla sos yapacaksın. Kremayı böyle... Şekil yapacağız. Süper. Yani bu hadi isteyene bakalım göre artık. Tamam. Arkadaşlar, şimdi mutfakta her şey tamam. Lezzet turu için harika bir seçenek. Ben bu hafta gerçekten güzel yaptı. Hele çocuğunuz varsa bu seçenekler çok hoşuma gitti. Göreceğiz bir de pişince bak benimkini daha çok sür. Ha, tabii Zahide Hanım, tabii Zahide Hanım. Şu üstüne de sür, sosislerin üstüne de sür. Bak oradakilere de sür. Ha. Gülden'inki de çok güzel görünüyor. Vallahi, teşekkür ederim. İstediğiniz gibi sosisi alta koyun, hamurla üstüne şekil yapın. Çok basit. Ha bunu mesela, bunu açamıyorum diyorsanız eğer aslında milföy hamuruyla da gayet rahat yapılabilir aslında. Milföy de çok güzel olur. Çok da güzel olur. O zaman kızlar hazır mısınız? Tabak bulmak için herkesi ortaya davet ediyorum. Bugünkü durumlara ne diyorsunuz? Kayınvalidelerle ilgili hakikaten haksızlık. Yok ama ben haksızlık yapıyorsun. Şöyle bir şey, şöyle düşün. Empati kur mesela. Ben empati hani kuruyorum dediğim zaten gibi. Ben anne baba görmediğim eline için, kaynana bana anne gibi geldiği için ben sizin gibi davranamıyorum şahsen. Hani sen buradan değil, mısın? Evle alakalı diyorum. Bir de buradan diyorum düşün. Aynı evde evle yaşamadığın için ben bunları bilemiyorum. Evet. Bana ama aynı evde yaşayalım mı diye ilk başta sordular. Ben sizin gibi evet demedim, hayır dedim. Bunu siz başta düşünecektiniz. Hayır, bence şunu demek istiyorum. Ayrı evde de tamam bak gelsin görsün o da güzel. Ama üslup gereği insan bir kızım. Bir de eve gidiyorum der gitme mi diyecek. O zamanki şartlar onu geliştirdi. Evet, mecbur yaşamak zorunda kaldık. Ya ayrılacaktık eşlerimizden. Biz yoksa istemez miydik ayrı ev? Yani yoksa Zeynep şimdi neden mesela ayrı eve çıktı? Hani idareli idareli olmak diyorsun. Gayet de Zeynep idareli bir şekilde yaptı bunu. Hı. Yok bence Burcu da diğerler gibi Oscar alıp gidecek. Altınım kaldı.
bugün salı, bir tane altın daha gidecek ve bakalım bugün çeyrek altın hangi gelinimin olacak? Bugün çeyreği bakalım kime takacağız? Ben erişteyi çok da severim. Bugün erişteden şahane salata diyeceğim ama yo, bu normal yemekte olur yani. Ya da yemeğin yanına peynirli soslu erişte yaptı kızlarım. Hazır mısınız Hülya Hanım? Hazırım. Bakalım Alisa'yı bulabilecek miyiz? Hazırsanız puanlarınızı veriyorum. Tadına. Bakıyorsunuz. Suyunuzu da koydum. Yani görüntü aşağı yukarı aynı. Hepsi de güzel yapmış. Ellerinize sağlık. Bakalım tadı lezzeti nasıl olacak? Gelsin mi altın? Çok fazla sosu, çok fazlaydı. Pek beğenemedim. Biri verdiniz, sıra ikiye geldi. Üç ve dört ve beş. Hangisi beş? Bence Alisa budur. İçimden bu geçti. Neden odur? Bilmiyorum. Sanki o geldi bana. Hoş geldi de gözüme. Mesela kırmızı biber çok. Orada da var. Gerçi hepsinde de yani ama burada daha çok gibi geldi. Çok ayırmak zor da görseli artık, evet, tatlardan. Evet, lezzetinde. Evet. Beşi verdi Fulya Hanım. Bu demektir ki dört en yakın olan tabakta altını kazanmaya ama bakalım talihsiz gelinim kim? Aldı bugün Fulya Hanım'dan geliyor. Ve Burcu. Oo, Burcu çok yaklaşmışsın. Ya çok üzüldüm şu an. Vallahi Aydın'a bir çeyrek tam da yakışırdı da şimdi, evet, çeyrek ya, verdiğim için. Çok üzgünüm şu an. Çok benziyor birbirine. Sadece seninkinde biraz daha fazla kırmızılık var. Yani evet, acı biraz daha fazla koymuşsun gibi. Peki. Bakalım beş kimin olacak? Hadi biri açayım. Yani bugünün biri. Biriler Kraliçesi. Ya kızın adını öyle çıkarttınız. Ne fenasınız ya. Hiç de öyle değil Şiva. Hep senin yüzünden oldu bak Zeynep'e. Biriler Kraliçesi diye. Herkes aldı burada bir yani. O değil, şimdi bir de Zeynep çıkarsa çok tuhaf olur. Ay, gerçekten bir enteresan olur ama. Şiva çıkarmış. İnşallah. Keşke. Ama birler Zeynep'e daha çok yakışıyor. Artık bu konuda Şiva'ya cevap vermemeye karar verdim. Bence kendisi de çalsın, veremezsin kendisi çünkü. Oynasın. Ya 5 çıkarsa ne olacak kızlar? İnşallah 5 çıkar. Şanslı zaten. Yani benim kızım şanslı, bak şanstan kazandı. Şanslı işte, bak becerikli değil, şanslı. Becerikli veya şey aldı mı ona bakın. O zaman sen daha çok şansla yarışmak yapıyorsun çünkü sende daha çok çeyrek var. Vallahi Rabia Hanım ben ruhsal değişiminize ayak uyduramıyorum programda. Şimdi siz sabahtan bu kıza sen burun estetiği yaptırıp da gelmişsin Londralardan dediniz. Bir de bu anahtar mevzu çıktı, kızın eline girmişsiniz. Evet Zayda Hanım, ben inkar etmiyorum dedim. Şimdi de ay benim canım gelinim altınları da var falan. Vallahi altın var ya ondan. Hayır hayır, kıskandıkları için ben de destekliyorum yani, o da alsın. Evet, alsın da alıyor ama zaten. Ama beceriyor ama becermiyor çünkü fesatlandıkları için kızımı. Bak alıyor. Ve altınlar gene eşya alacak yani. Ya da hamuslu yapıyor Rabia Hanım'ın. Altınların ağzından elinden aldım, alacağım çünkü. Mobilya alacağız ya. Oo, ya niye? Bütün bunlardan bizim Volkan Hanım'ın haberi var mı acaba? O yavrum sadece böyle Şiva geldi, o çok mutlu şimdi. Bunların yarısını duymuyor herhalde. Aynen. Vallahi hiç umurunda da değil. Tam Şiva geldi, keyfi yerinde onun şimdi. Peki, hadi konuşacağız. Bakalım biri kimi aldı bugün? Ben bunu Zeynep'in yapmadığına kalıbımı basarım. Ben de Şivan'ın yapmadığına kalıbımı basarım. Zeynep böyle yapmaz. Ah, inanmıyorum ya. Aa, birler kraliçesi, merhaba. Hi,
merhaba. Evet. Ya Şiva burada olunca bir alıyorsun ha. Hani kalıbını basardın Zeynep olmadı? Ben bu Zeynep'in dedim. Aa. Yani bırak ya. Kağıdı değiştirmiş Şiva. Zeynep bol bol salça koydu ona ya. Başka kim olacak? Tabii ya. Ki Zeynep. Alkış. Zeynep bence bilinçli yapıyorlar. Ay çok fenasın Şiva valla. Burcu sana bir şey söyleyecek. Burada Zeynep, Birler Kraliçesi. Kendisi burada oturuyor. Şiva tanış. Ya. Birler Kraliçesi olsam söyledi ve bir aldı şaka gibi. Evet çünkü alıştık. Aa. Herkes alıştı. Bak kimse şaşırmak ya. Sen bunları görmüyorsun herhalde Şiva. Sen bunları görmüyorsun. Birlerle mi aldın bunları ben? Onlar da şans, nasıl şans. Oldu anlamadı. Seninki ama... nasıl olduysa benimki de öyle oldu canım. Şiva boş ver bir çıkmadı ya. Şimdi beş çıkacak inşallah. Tamam mı sen sus sus. Sen, onlar fesatlıktan yapıyor anneciğim. Sen gül. Gül çıkacak bak orada bile yetişler bir alacak dedi boş ver. Vallahi Rabia Hanım Şiva'nın altın almasını en çok o istiyor herhalde. Vallahi hiçbir kayınvalidenin onun kadar istekli olduğunu görmedim. Çok mutlu aynen sadece orada destekliyor maddiyatta. İçime doğdu. Peki hadi bakalım sıra üçe geldi hazır mısın? Senin gelinin çıkabilir mi? Yok sanmıyorum ya vermemişimdir. Ya da kaçacağım yani artık bunların bombardımanından. Sergenin var ya dilinden evlere göklere sığamazsın. Sergen söyleyeyim. Demeyin bana. Niye? Sirgen diyeyim. Kızdın. Haklısın. Haklısın. İnsan anasını bu kadar her şeyini anlatıyor yol kadının. Bir de iyileri değil ha. Nerede bir şey var? Peki hadi bakalım. Ve üç geliyor. Üç verdi Fulya Hanım kendisine bakalım kim? Aa Şiva üçler kraliçesi. Ne oldu Şiva beş bekliyordun valla. Çok büyük konuştular. Şiva iyi misin canım? En azından bir değil ve senin olsun. Taç hiçbir zaman dokunmayacak. Sen altın almadın ya. Birler sen şu şeyden sensin. Sonra benim birimden sonra altın almadın ya gerçekten içime sular serpildi. Olsun evet bugün olsaydı zaten. Kötü aynen olurdu öyle. Ya. Ben almasam da önemli değil, sen de alma. Sadece bu önemli. Sen kaldın, Alisa kaldı. Gel Gülden, Alisa gel. Sizi böyle alayım. Alisa, my sister sen kazanacaksın. İnşallah ben kazanacağım. Ben sana... Dua yapıyorum şimdi. Ben kazanacağım dedi. Kızın altınını kaçırdı. Şimdi de Ali seninkini kaçıracak. Anne inşallah Alisa'ya vermişindir. Fulya Hanım ya geline taktı bu altını ya da Gülden'e taktı. Hazır mısınız kızlar? Evet. Bakalım altın kimin oluyor? Altında 5 puanın altından kim çıkıyor? Opa! Yine ben ama boşuna demedim. Beşler kraliçesi. Sen boşuna alkışın havada kaldı. Alkışla canım alkışla. Harikasın hayatım. Alisacığım ellerine çok teşekkür sağlık. Ediyorum. Ama bu bir tarih. Fulya abla ilk defa bana altın takacak. Ya. Evet. Aa. Öyle hatırlıyorum. Taktı. O kadar söylendin ki yani. Ama ne artık güzel buldun enerjimi. Artık kısmetin buldu seni. Evet. Çok mutluyum şu an. Anne bugün eve gelmiyorsun. Kontrol ettim. Gerçekten öyle mümkün değil. Hatırlamıyor musun tabağını? Hemen açayım. Hayır. Bu tabakları biz yer değiştiriyoruz. Siz ön tarafını görüyorsunuz ya. Sonra ekibim onları tamamen değişti. Onlar anne, da bilmiyorlar bazen tabağını. Anne biliyorsun ki benim... Tabağım yani ben hep böyle küçük yaparım, güzel yaparım. Neden benimken seçemedin? Şu en küçük geldi bana. Biraz daha küçük geldi. Yani, şu da biraz küçük geldi. Nasıl yani bu unuttum kadar... Unuttum ben senin küçük yapacağını. Anne kafam ya. O an unuttu sinir en güzel olduğum lezzet için. Buydu çünkü ben eriştesini peynirini tabii, koyarken harmanını yaptım. Baktım. Eriştesi sası böyle tadı kötü gelmesin diye. Evet, sevdin ya biz de öyle yapalım. Yoktu. Çok sos da yoktu. Evet. Peyniri biraz yoğundu. Biraz senin damak tadını öğrendim. Bak, anne bak, gerçekten bak. Aşk olsun yani. Ben verip Güldüne verdim. O zaman buyurun. Allah'ım nasıl güzel bir gün anne, ya. Elleriyle takıyor. Güldene bir şey sormak istiyorum. Takmadığım günler dünyanın lafını ediyordun. Şimdi seviyor musun? Yo elimin lezzetine güveniyorum. Yine sevmiyorum. Beni seviyor musun?
Sevmiyorsun. Ha, seni mi? Saygı duyuyorum ama seviyorum. Sevdim bugün. Anne ama ben seni hep seviyorum ama bunu seçmiyorsun. Anne, bak ne güzel söylüyor gelinin. Zahide Hanım bugün güllerden kalsın anne. Bak ya. Senin oğlan var ya gerçekten dağlara taşlara yani. Asıl ben küstüm şimdi. Ben anlamadım yine ne bozdu? Güllerden kalsın diyor. Bugün diyor. Ramazan. Efendim, Ramazan. Zahide Hanım. Düğünü vallahi bak halledeceksin yani bütün altınları burada takıyoruz. Vallahi bizden önce başkasının düğünü var. Şimdi ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Geçen sefer Volkan beni kayda almıştı. İstemediğim bir şekilde durduk yere masada ortalığı karıştırdı. Sen de onu mu kayda aldın? Ben de onu kaydettim bu sefer. Ne şimdi yaparken? İzleyin bir görün. İzleyin görün. Allah ben Allah. Ben başka bir şey söylemiyorum. Peki buyurun izleyelim ne çekmiş. Ne? Şeyde de baba artık her şeyi biliyorlar. Hı-hı. Takip ediyorlar bizi. Biliyorum ben. Eskisi gibi değil. Bu yaz düğün yapın artık. Bu yaz düğün. Evet. Hayatımda söyleyeyim mi? Rabia'nın duymasın. Tamam ben sana söyleyeyim. Rabia'nın karışmasın zaten bizim. Tamam. Ben sana söyleyeyim. Biliyorum ben de bu yaz düğün istiyorum. Ama Rabia'nın gözünü koyayım haber almasın. O yapar, yani o duyarsa gerçekten önüne taş koymaya çalışır. O yüzden duymasın. Ben de bu yaz düğün istiyorum ama zaten. Ama sen izin çok verme. İzin verme, biz de yapalım. Haberleri olmadan yaparsak daha rahat yaparız. Önümüze taş koymaya çalışırlar. Uğraşırlar bizde. Aramızda yapalım, tamam mı? Ben de zaten çok istiyorum. Söyle babana, bugün yapacağız, tamam mı? Bizim yazdım. Ben senin düğün zaten, ben sen söylemeseydin ben söyleyecektim sana. Tamam mı? Her şey olacak mı? Her şey olacak ama bunu kimseye söylemem. Gerçekten bu aramızda olsun. Sen beni o gün öyle yaparsan ben de sana böyle yaparım. Hiç kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim Ramazan, sen bunu tamam çekmişsin de çocuk kötü bir şey söylemiyor. Zaten yarısını da ben anlamadım, fısır fısır konuşuyorlar. Diyor ki yazın evlenelim, ne güzel. Bunda ne var? Rabia Hanım duymasın diyor sadece. Bak aynen, biri o duymasın. Hı. Bir arka kapıdan iş yürütüyorlar. Annesinden de gizli, annesi de... Yok iki sene sonra evlenin, üç sene sonra evlenin diyor ya. Ha. Annesinin sözünü de dinlemişti sözde orada. Şimdi onu da dinlemediğini burada söylüyor. Özellikle de süt annesini burada çiğnediğini, arkasından da kuyu çevirdiğini burada da duymuş oldu. Ben bunu duydum. Duyar duymaz da kaydı aldım. O gün aynısını bana yaptı. Şimdi nasıl bitmiş bir öğrensin. Anlasın. Peki Şiva, şimdi ben tam anlamadım. Senin ailen mi bu yaz düğün olsun dedi? Evet. Kimseye haber vermeyin. Bu işi kendi aranızda halledin mi dedi yoksa... Yok, yapın. Hemen bu yaz düğün yapın artık dedi. Birkaç ay var zaten. Evet. Annesinin haberi var mıymış bundan? Volkan'ın. Ya siz ne yapıyorsunuz? Volkan! Ramazan ya, of. Sen yürek mi yedin oğlum? Ya şimdi bunun ne gerek vardı kardeşim ya? Ben de o gün ne gerek vardı diye sana söyledim ama gidip video çektim. Biz orada masada tartıştık, kavga ettik. Abi onunla bunun ne alakası var şimdi ya? Nasıl alakası ya bunun ne alakası var şimdi? Sen bunun bu konuyu niye şimdi buraya sen koydun? Sen o gün niye çektin beni o zaman? Ben orada sizin ilişkiniz düzelsin diye biz bir şey planlıyoruz burada. Biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yaptığın şeye bak şu an ya. Ben burada nasıl niye böyle yaptım biliyor musun? Sen yine kendi kafana göre evlilik yapsaydın kimseye söylemeden etmeden bu sefer tekrardan ailenle aran bozulacaktı. Ailen için yaptım. Abi sana ne ben yapıyorum ya. Benim aram bozuluyor. Seni ilgilendiren bir durum yok ya. O zaman da senin aile benim nasıl o zaman benim kendi ilişkim bozulacağını düşündüysen ben de o gün senin ailenle ilişkilerin bozulacağı için ben bu videoyu çektim. Gönderdim. Çok da iyi yaptım. Ha şu vallahi, an çok mu mutlusun? Yine olsa yine yaparım. Sen çok mu mutlusun? Sen yapmayacak? O gün beni çok düşündün ya. Ben de senin için çok düşünüyorum. Ramazan haklı. Ya bir bırak Allah aşkına ne haklısın uzak ya. Uzak dur oğlum benden ya. Benden uzak durun kardeşim. O gün sen o gün doğru bir şey yapmadın. Ben bugün çok doğru bir şey yaptım. Kardeşim videoyu çeken sensin. Ben nasıl uzak durayım senden? Sen o gün aileni çiğniyor. Bak o dakika aileni çiğniyordun. Ben videoyu çektim. Görsünler nasıl birisi olduğunu arkada nasıl iş çevirdin de görsünler Şiva'yla. Çok haklısın çok iyi yaptın. Hiç bravo. Kusura bakma. Bence aynı şeyi sana yaptım. Al işte. Ramazan alkışlıyorum seni. Ellerinden öpüyorum teyzem. Vallahi ellerinden öpüyorum. Arkadan iş çevirmek diye bir şey olmaz. Ya ayıp. Ne derlerse desin ha. Bu düğün yapılmayacak. Gizli. Gizli evet. Yaparız. Nikahını basarım. O düğün nerede olursa basarım. Bassan ne olacak? Sen şahit değilsin ki. Göreceğiz. Bir de onu... Göreceğiz. Bir anneye babaya sormadan, bize sormadan siz karar ver. Ya sen yürek mi yedin? Kaplan yüreği mi yedin oğlum?
Siz benim ev gizli girdiniz. Bu bir ayıp bir şey ve burada yüksek soruyorsunuz. Bu daha da çok ayıp. Allah Allah. Ben olsam ben biraz Allah utanırdım. Allah Allah. Siz ailelere sormadan düğün telaşına kalkacak. Ramazan çok kötü bir şey yaptın. Ben kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Benim burada yok. Ben senin burada iyi niyetli düşünceni yok. Ben iyi niyetli olarak düşünmüyorum. Hayır. Hayır, iyi niyet yok burada. Ben art niyet arıyorum burada. Ramazan. Efendim kardeşim. Volkan evlenirken sana mı soracak kardeşim? Sana ne? Tamam da biz burada bir aileyiz. Tamam, aileyiz de sana ne? Evlenirken sana mı soracak? O gün bizim videoyu niye çekti? Gülden'le ilişkiniz bozulmasın. Kimi kimin ne olduğunu öğrensin diye. Ben de bugün bu videoyu çektim ki kimin kim olduğu anlaşılsın. Volkan nasıl ailesi arkası iş çeviriyor? Bunu bilsin istedim burada kendisi. Ama Ramazan, Türkiye'de. Volkan o gün videoyu çekmeseydi Gülden de bunları bilmeyecekti. Sonra ileride sıkıntı yaşayacaktı kız. Tamam işte şu anda bunu öğrenmeseydi ailesi. Ailesiyle ciddi sıkıntı yaşayacaktı. Çünkü annesi şu an evlenmesini istemiyor. İki abi sene nereden verdi. Biliyorsun ya? Kabul ben etti. Evlendikten sonra kabul ettirecektim belki. Öyle saçma şey mi olur ya? Ailenin izni olmadan, burada süt annenin izni olmadan iş yapıyorsunuz. Sahide Hanım, ben canım. Şimdi gitti ya adamla aileyle konuştum. Bizim aile artık program çok takip yapıyor. Evet ve artık dedi ki bu yaz düğün yapın ve daha çok bekleme yapmayın. Ve biz yapacağız. Kime ne oluyor? Size ne oldu Rabia Hanım? Çok güzel şey oluyor. Sizin aileye ne oluyor? Karar veriyor peki? Karar verecek benim aile. Önce erkek tarafına düşer o karar. Kız tarafına düşmez. Geç onu. Düğün bunu geç. Bizde o yok. Erkek tarafı ne derse düğün kararını erkek verir. Kız hayır. Tarafı veremez. O Avrupa'da. Boş versene ya. Karşılıklı verilir. Düğün karar ben verecek tarihte. Ben tabii, yapacak tabii, kimse tabii. De karışmayacak. Öyle bir karışacağım ki. Öyle bir karışacağım Kiva, yanındayım. Ki. Biz bu yaz düğün yapacak. Size davetiye gönderecek. Hava sıcak olacak ona göre gelin. İsterseniz gelirsiniz. Bravo Şiva. Aha, o havayı da bozarım. Valla düğün olsun. Bayılırız. Ama bu dileriz ki her tarafın istediği, her tarafın katıldığı, senin de şöyle telli duvaklı geldiğin, gelin olduğun bir düğün olsun. Zaten nikah şahidi sizsiniz. İnşallah. Evet. Hadi bakalım. Haziran'da düğün var. İnşallah Haziran'da düğünümüz var. Bakalım o zamana kadar dilimi ısırayım. Şimdi topluyoruz buraları. Arkadaşlar masaya geçiyoruz. Vallahi güzel bir menü var. Tarifleri sakın kaçırmayın. Yemekte buluşalım. Mutfak bahane. Hamur bence. Hamuru da sen bizlerden öğrendin zaten yapmayı burada. O kadar abartmak lazım değil. Sen bekle kendi gününü ben sana nerede yapacağım bak sen gör. Yağ yedim gibi. Sana göre yaptım zaten biraz kilo al diye. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun şimdi? Çünkü Gülden'in egosunu artık tahammül edemedi. Laflarıyla ön plana çıkmaya çalışıyor çünkü mutfakta bir beceri yok. Sen bizi mi kıskandın? Kıyamam sana. Bizi şimdi birbirimizden mi düşürmeye çalışıyorsun anlamadım. Sergen çalışmıyor, Sergen yapamaz. Merak ettim ben ikinizin hayatının neresindeyim? Bundan sonra bitti. Bundan sonra benimle muhatap olma. Alisa ve Sergen için buyurun. Alisa ve Sergen. Masa toplam puanınız 1. Benim yemeğim daha güzeldi. Alisa ve Sergen ve Fulya Hanım bugün enteresan şeyler yaptılar.
Sosisli poğaçamız var, tepside kıymalı patatesimiz var. Onu da merak ediyorum. Buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun herkese. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Nasıl buldun Alisa'nın yemeklerini? Sosa yakışmadı bu hamur ve olmamış bir hamur bence. Zaten bu yapışmaması lazım sosise. Onun sosisi zaten böyle olması lazım. Şimdi sorun şu aradaki boşluk mu? Yok, sadece boşluk değil. Belki peynir olabilirdi boşlukta. Ama hamur yakışmadı da... Yakışmadı dedi. Evet, bu hamur, hamur çok sert olmadı. Şiva ilk defa yemiş. Senin hamurun daha iyi oluyor ama. Değil mi? Evet, bu bir gerçek artık. Bu bir gerçek. Evet, buna alışırsınız zamanla. Ay Şiva, hamuru da sen bizlerden öğrendin zaten yapmayı burada. Gözlerim yaşadı ama sizden iyi yapıyor. Hayır, sizden öğrenmedim. Lütfen Kezban anne hak yemeyin burada. Kezban anne bana öğretti. Kıymalı patates. Ben mesela soğan çok seviyorum. Belki birisi sevmeyecek. Ve burada belki 10 kişi, 3 kişi sevmeyecek. Bunu siz düşünüp yapmanız gerekecek. Ve, hayır Şiva, her yemekte biz Türkler özellikle her yemekte bol soğan kullanırlar. Soğan bir lezzet verir. Burada soğan hayır, olmasa bu yemek lezzetsiz olurdu. Hayır, soğan sevmiyor. O pırasa sevmiyor. Hayır, soğan da sevmiyor. Soğan artık soğan seviyor. Yemiyor. Emin'den mi bahsediyorsunuz? Evet. Emin, Allah aşkına ne sevmiyorsun annem şöyle, sen? Şöyle ben soğan, pişmiş soğan ve pırasa yiyemiyorum normalde ama şöyle bir şey var. Ben soğan yiyemiyorum diye o şekilde değerlendiremem bunu. Aferin, bravo. Yiyormuş gibi değerlendireceğim. Bravo Emin abi. Peki hadi bakalım. Şiva, tatlıyı beğendin mi? Tatlıyı beğendi. Normal pasta bence. O kadar abartmak lazım değil. Sen bekle kendi gününü, ben sana nerede yapacağım bak sen gör. Bak. Bakalım. Peki. Teşekkür ediyorum Şiva. Zeynep. Ben patatesli böreğini beğendim, tadı hoş ama sadece bir öneri olarak söylemek istedim. Altına patatesli döşeseydi daha iyi olurdu. Koyduk çünkü, abla. Hayır, soğanın altına koydun mu? Evet. Soğan erimiş aldım. Ama yani çok erimiş gerçekten, baksana. Ben alırken aşırı böyle zorlandım yani. Patatesimi alsam, kıymayı mı alsam, soğanı mı alsam karar veremedim, hepsi dağıldı. Tek derdim bu olsun çok, Zeynep'im. Çok bir de haşlamayacaktın yani. Altındaki patatesi zaten ince kestiğin için erimiş. Direkt yani şey olmuş, kaybolmuş sizler içinde. Çok pişmiş sevdiğiniz. Ama tadı güzel, tadını beğendim yani. Sosisli poğaçasını hiç beğenemedim. Gerçekten çok kuru kalmış. Pastanı beğendim, hoşuma gitti. Eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Peki, Burcu nasıl buldun? Sonuçta bir emek var. Evet, yani uğraştılar o kadar, mutfağa girdiler ama yağ yedim gibi. Yani yağlı geldi bana, çok fazla aşırı yağlı geldi bana. Çok bir tat alamadım. Ben de bu şekilde bir şey yaptım. Böyle hamuru kestim. Sen çok zayıfsın. Dün... Ben 10 sene göre yaptım zaten. Biraz teşekkür, kilo al diye. Teşekkür sana ederim. Gelir. Teşekkür ederim. Ben de bu şekilde ama ben de en azından bir salçayla bir şekilde bir sos vermeye çalıştım kaşarla. İnanın çok kuru geldi ağzıma. Yiyemedim. Yoksa pastada normal bildiğimiz kek işte muz falan konulmuş içerisine ama tadı, lezzeti güzel. Peki. Ve Gülden? Ben herkesin aksine, yani kötü yorumların aksine, özellikle patatesli olan kıymalı patatesini çok beğendim. Ve bana gelen tarafta tam tersi, çok pişmiş değildi. Birazcık daha dirili kalmış andante ve bayıldım. Ayrıca sosisliğin, evet içine bir sos koyabilirdin ama böyle de çok güzel olmuş, bayıldım. Artı pastanı zaten tartışmaya bile kapalı. Normal pasta diyebilirler ama bu kıvamda tutturmak çok zordu. Efsanesin diyorum. Teşekkür ederim. Ya Gülden bir şey söyleyecek. Burada üç gelin beğenmedi. Sen nasıl beğendin? İşte üç gelinin ağzının tadı bozuk. Beğenmedi bozmuş. Değil. Kendi hakkında konuş. Ben yani kendi. Zeynep Hanım bile öyle yorum yaptı. Şiva, sen neden böyle bir şey yapıyorsun şimdi? Sen gerçekten bugün bana göre çalışıyorsun. Zeynep'i geçmişsin, şimdi bana benden mi saran? Çünkü Gülden'in egosunu artık tahammül edemedi. Gülden ne alaka şimdi burada? Alisa, Gülden kendi yorumu Şiva biliyorsan şimdi, bana oynuyorsun. Eli becerisiyle ön plana çıkamıyor ya. Aklı sıra düşüncesi olarak herhalde laflarıyla ön plana çıkmaya çalışıyor. Yalnız bir şey söylemek çünkü istiyorum. Çünkü mutfakta bir beceri yok. Zeynep, bir şey söylemek istiyorum Şiva'ya. Ben burada Alisa'nın gerçekten sen beni tanıyorsun, beğendiysen beğendim diyorum, beğenmediysen beğenmedim diyorum. Bu
bu şekilde savunduğum için sen kıskandın ve benim egom değil, gerçekten damak lezzetim konuştu. Sana demiyorum, Şiva'ya konuşuyorum. Pardon, tamam. Bak sen Alice'a belki yakın arkadaş olacaksınız, ekip oldunuz ama öyle sen söylemek... Sen bizi mi kıskandın? Kıyamam sana. Ben de seninle arkadaş olayım istiyorsan. Yakın arkadaş olalım seninle. Alice arkadaş, kardeşin iyi seç. Sana uyarı yaptım. Bu kadar Londra'ya gidip kalmasaydın biz seninle çok yakın arkadaş olabilirdik ama. Dişime mi? Gülden bunlar da ister misin? Şiva. Ben de yabancı gelinim mesela senin gibi ve ben her şeyi öğrendim ama sen hala öğrenemiyorsun. Yeni yeni öğreniyorsun. Sen de benim kadar buradasın. Sana nasıl Fulya Hanım 5 senede öğrendi, ben de öğrenecek artık. İnşallah, inşallah öğrenirsin. Senin zaten bugüne kadar öğrenmen lazımdı. Hayır, sen öğrendi ya 5 senede Fulya Hanım öğretti. Ben de öğrenecek. Şiva kıskanma, evet. Öğrenmeye başladın zaten sen o de. Zaman kabul yaptı Fulya Hanım sana öğretti. Ama elinin evet, yatkınlığı. Zaten annem öğretti zaten. Annen de çok sever benim hiç yemekleri. Hiç öyle anne, demedi. Seviyor musun benim yemeklerimi? Hiç öyle bayılıyorum demedi. Bayılıyorum kızım. Çok iki yüz yaptın. Bizi şimdi birbirimizden mi düşürmeye çalışıyorsun anlamadım. Hayır. Evet. Sen şimdi senin Rabia Sit annenden, Volkan'ın Sit annesiyle aran bozuk olduğu için sen benim annemle de benim aram bozuk olsun istiyorsun. Alisa, sen beni kıskanıyorsun. Alisa siz zaten çok kavga yaptınız arkada. Onlar gördük burada çok siz samimi davranış yaptınız. Siz mi yapmadınız? Ya Şiva yemekten nelere geçtin ya? Burada iyi gelin kaynağına oynuyorsunuz ama arkada gördük kavga yapıyordunuz. Reklam arasında mı? Bu arada evet. Yok. Şiva, ben kahve almak için gerçekten gittim. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada hayır Şiva. Bu arada doğru söylemiyorsun burada. Orada nasıl? Ben vardım hatta. Sergin annesine çok üzüldüm. Orada ağlıyordu. Hatta gittim biraz teselli vermeye çalıştım. Kim vardı yanında? Ben vardım zaten. İkimiz vardık. Sonradan da Alice Engin sonra geldi. Geldim. Orada o da hatta o da motive etmeye çalıştı. Hatta sarıldı. Ben gördüm orada. Sarıldı. Hani ağlama, ama üzülme diyordu. Ama Sergen'in de söyledikleri az buz değil. Evet, peki bir izleyelim ne olmuş? Bir izleyelim. Buyurun. Bu kadar karısından korkup da bu kadar bir anne aşağılanmaz. Bir anne bu kadar gömülmez. Ağlatana kadar ya. Da gece gördüm. İlk defa bu kadar çok ağladım. Vallahi üzüldüm. Bu kadar zamandır yayındayım. Hiç ağlamadım. İlk defa ağlıyorum. O kadar sinirlendim ya. Ayıp ya. Tamam, gözünü seveyim. Sakin ol. Ya canını sıkma. İnsan bu kadar karını tutma demiyorum ama bu kadar şey yapma, dönüp çeviriyor ki ben de ona üzülüyorum, şey yapıyor yani sana gereksiz çıkış yapıyor bence. Yani saçma, niye kadın nasıl, ya annen o senin ya. İnsan annesine bu kadar yüklenir mi ya? Bu kadar şey, yani karıma kendimi iyi gösteririm, bak anneme abartma neler canım. Yapıyorum. Yani o anlamda yapıyorum. Olmaz. Bu kadar olmaz. Da değil. Bak, ne oldu anne? Şok, sence. Ben. Bu kadar olmaz ama insan. Bak ben. Ben ilk defa bak bu kadar yayında ilk gördüm, defa ağlıyorum. Şey yaptım da. Yukarıda Mola'da çıktım, orada ağlıyorum. İnsanlar bakıyor ya. Bu kadar olmaz ama ayıp ya. Yani çekim olsa da böyle olmasa da ayıp yani. Ay, yo, doğru, tamam karın tamam tutsun seni gibi. Tutmasın demiyorum. Ama sen de ama bu kadar olmaz yani. Ben seni tutmasın demiyorum. Ben Sergen'le kavga ettiğinde de senin yanındayım. Ama her seferinde de olmaz. Ben Alisa senin yanındayım diye göstermek zorunda değil buna insanların içinde. 90 milyon önünde beni rezil etmek zorunda değil. Kızım ne yaptı babaanne, bize bağırdı mı? Babaya mı bağırdı kızım? Evet. Onlar senin kızın. Daha bir tane kazanacağız. Senin onlar. Hepsi senin. Allah'ım, anne ben seninle kavga etmedim ki anne. Şiva yanlış anlatıyor yani. Anne söylesene bir şey. Bak Şiva senin yüzünden yine annemi ağlıyor. Ramazan bir değil iki değil artık Ramazan yeter ya. Ramazan var ya sen de abi yani. Harbi, bir değil ya iki değil, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hayır tamam bana Sergen bana yürüsen kendine sıkıntı yok da. İyilik meleği olmuş, herkese iyilik dağıtıyor. Bir Volkan'ı şimdi çekiyor, bir beni çekiyor. Ne yapmaya çalıştığını da belli değil. Olayları Ramazan Sergen, çıkartmıyor ama kardeşim, sadece çekiyor. Ben bak gene de o bak. Anne niye ağlıyorsun? Bir dakika. Fulya Hanım iyi misiniz? Bir şey ister misiniz? Anacığım bir şey ister misin? Yok. Şimdi burada bir şey ister miyim diyorsun. Bir şey söylemek istiyorum burada. Ben geçen sefer de oldu bu. Emin abinin annesine karşı yaptığı o günkü konuşma da beni çok rahatsız etti. Hatta gittim orada elini öptüm. Çünkü hayri annenin mi? Hayri annenin. Çünkü anneler kutsaldır. Dediğim gibi hiçbir şekilde bu şekilde onu canını sıkacak, üzecek şeyleri de konuşamaz. Kimse inkar etme. Bir ülke yapmadım dedim diye hayır, bu kadar olacaksa. İşte annenin orada canı sıkıldı. Canı sıkılmasına rağmen sen o kadın üstüne gittin. Kadın arkada gördüm ağlıyordu. Şimdi bu kadın bunu hak ediyor mu? O senin bir anne, o annen yani. Ben ne bileyim bu kadar üzücü ama. Aa bileceksin. Ütü yapmıyor dedik. Seni büyütmüş kadın. Onlar nasıl bilmiyorsunuz derler arkadaş?
Ramazan. Allah Allah. Bir tane ütü yapmıyor dedik ya. Onlar kavga ederler. Sirgen gider bir öpücük atar ona. Onlar barışırlar. Senin buraya karışman gerek yoktu yani. Hepiniz konuşuyorsunuz da asıl Fulya Hanım konuşsun. Kırıldım Zayda Hanım sadece Sergen'e. Anacığım çok öpüyorum, özür dilerim. Git elini hani bu kadar kolay mı? Özür dilerim. Hemen ne yapayım? Öpüyorum. Özür dilerim. Ne yapayım başka? Zayda Hanım. Söyleme. Söyleme. Git elini öp anne. Doğru doğru söyleyince de böyle git, olur. Bence de. Git elini öp. Git elini öp. Git sarıl. Ama Sergen. Allah aşkına bak bunlar geçici. Neye kırıldığını anladın mı sen annenin? Anladım. Anne. Ütü yapmıyor diye ağlamış. Hayır. Orada bir saygısızlık var. Işte. Ne diye ağlamış? Ya olay ütü mütü annem, değil. Bakın. Annem yanlış anladı. Annem yanlış anladı. Birbirinize ben... çok yanlış anladınız. Nedense hep ben yanlış anlıyorum. Anne hayır. Sirgen böyle beni tutarken, yani beni tutmak istedi aslında ama ister istemez seni de kırdı. Batırdı. Sergen kırdı. Battı. Kabul edin. Anne sen annesin, sen büyüksün, sen affedersin. Sizin zaten kavganız 10 dakika oluyor. Bu kaçıncı? Biliyorsun. İkinizi affetmem kaçıncı? Sen de anne bana diyorsun ki Sergen çalışmıyor, Sergen yapamaz. Yok Sergen asla yapamaz bunu, gidemez, şey yapamaz. Sen de söylüyorsun ama ben sana kırılmıyorum anne. Siz zaten buraya yarışmaya gelmemişsiniz. Sizin önce ilk hedefiniz ikinizin beni gömmek. Hayır. Ondan ikinci sizin biz burada gelirken, yarışmak. Biz buraya gelirken planlarımızda sen yoktun Sirgen, anne bir kere. Dakika. Biz buraya yarışacaktık, gidecektik ama burada kalmak istedik. Anne, buraya tekrar gelmek merak istedik. Merak ettim ben yaptık. İkinizin hayatının neresindeyim? Bütün hayatımızsın anne sen bizim. Ben göremiyorum. Anne sen bizim bütün hayatımızsın. Lafta, icraatta bu yok ikinizde. Tamam ver bir öpücük anacığım barışalım. Lafta gösteriş kameraların önünde. 90 milyonun önünde gösteriş. Kamera anne, arkası böyle bir şey ama yok. Ama 90 milyon İcraat önünde yok. De sen bizim bavullarımızı dışarı koydun. Kapıya koydun şimdi. Pasportumu aldın. Bunları sen de yaptın anne. Ah sen de çocuğun ağzına. Neyse boş ver misketleri vermeseydin. Boş masalı ver, neyse. Da aldın. Yani bunları sen de yaptın anne. Gerçekten ben... çok iyi alışıyor. Şiva sen zaten sus ya. Sen ortalığı karıştırdın burada. Senin yüzünden şimdi bu kavgalar çıktı burada. Ortalık zaten çok karışık. Bir yemekten başladın. Bizim ailemize kadar girdin. Mutlu musun şimdi? Hayır. Welcome. Ama geliyorsun. Ama geliyorsun sırıtıp oturuyorsun orada. Pis pis geliyorsun. Arkadaş mı arkadaş yok. Bundan sonra bitti. Tabii ki. Bundan sonra benimle muhatap olma. Ne olursa olsun. Annenizin kalbini kırmayın. Bak hala hayattayken annen. Allah uzun ömürler başımın versin. Başımın tacıdır. Ama işte o kadar böyle şey hale getiriyorsun ki kadın fark edilmek istiyor, değer görmek istiyor her anne gibi. Peki Murat hiç konuşmadı yemekle ilgili. Nasıl buldun Murat? Vallahi sosisli poğaçasını tat olarak tamam eyvallah onda sıkıntı yok. Ama çok sert bölemedim. Emek var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tatlısını tepside beğendim. Kıymalı patates. Kıymalı patatesini... Soğanlar bilmiyorum pek fazla yani Emin arkadaşımızın dediği gibi pek fazla soğan yemediğim için ona göre puan vereceğim. Ama kendinize yani, göre vermeyin. Hayır hayır kendime genel göre olarak. Değil yani yiyormuşum gibi. Aynı o şekilde ona göre şey yapacağım. Peki tatlıyı beğendin mi? Tatlıyı beğendim. Peki güzel. O zaman arkadaşlar topluyoruz masayı ve puanlamaya geçiyoruz. Mutfak bahane. Arkadaşlar bir puan hiçbir masaya yakıştıramıyorum biliyorsunuz. Şimdi puanlama zamanı Alisa ve Sergen için buyurun. Arkadaşlar buyurun hemen gönderir misiniz bana? Peki bakalım puanlar nasıl gelecek? Bir var mıdır? Vardır bence. Bence yoktur. Vardır. Neden vardır? Bence yok, vardır hocam ya. Vardır diyor. Sirgen kendisi bazı insanlara bir verdiği için sanıyor ki bize de bir verecekler ama bize bir vermeyecekler. Ama bu masa hak etmiyor bir olursa. Evet. Ben bir hak etmiyorum. Hak ben burada masalar bir aldı sonuçta. Ben burada 3 kişiden adaletli puan bekliyorum. Kim onlar? Gülden, Zeynep Hanım ve Emin Bey'den. Aa, ben şaşırdım. Diğerleri çok utanacaksın o zaman. Ki sen genelde benden yani. Bir öyle bekliyorum yanlış anlama. Çünkü sen bana bundan geçen haftalarda çok güzel yaptığın menüye bir verdiğin için. Finalde ama bu dediklerini unutma tamam mı? Unutmayacağım merak etme. Sergen. Bir veririm yarın 5 vermişim. Sergen ama o zaman gerçekten Ramazan'ı da biliyorsun sevdiğine sevdiği puanı veriyordu sevmediğine sevmediğini. Canım sağ olsun. O yüzden adaletini bence sorgulama. Bence sen dün bana bir verdin ama ben sana bugün bir vermedim. Oo. Dün ben bir vermedim.
Yani bilemem artık. Benim işim belli olmaz. Dese de bakma. Arkadaşlar bu masada bir puan. Bilemedin Sergen, yok. Alisa gerçekten doğru hissetmiş, yok. Yakışmaz da zaten. Olsaydı haksızlık olacaktı. Peki arkadaşlar, dün 19 puan mıydı? Bugün 22. Evet. Bakalım bugün sizi geçebilecekler mi? Alisa ve Sergen, masa toplam puanınız... 23 puan. Düne göre evet. 23 dedim tutma. Evet. Ama gerçekten benim. Hakkı değil ama 23 puan. Senin yemeğin mi güzeldi? Zaten biz burada 35 puan almış insanlarız. 23 puan nedir yani? Sert dedi yani sertti. Evet sertti. Sosisli olan. Ben bıçağımla zor böldüm. Ben o zaman hemen gelmişken söyleyeyim. Gerçekten adaletsizlik var. Öyle bir şey yok. Bir şey söyleyeyim o zaman. Adalet yerini bulacaksa dün poğaçanızı... ben kendim de bölerek yedim. Yani ısırarak yedim, kesmedim. Çünkü zaten poğaça kesilmez. Ve o yüzden Alisa'nın poğaçasının dışı çıtırdı. İçi yumuşaktı. Çıtır mı? Evet, dışı çıtırdı, ödün sert çiğdi. Değildi. Çıtırdı. Şey ama bak çok gerçekten sertti. Şey için demiyorum. Çok zor böldüm diyorum. Sizin de pizzanız pizza değildi ona göre. Gerçekten Şiva'ya hak veriyorum. Ama kendini buranın otoratörü şey yapmışsın. Bak, oturtmuşsun kendini böyle. Evet, aynen. Yani şey gerçekten bitirebilir miyim önce? Yanlış düşünüyorsun. Abicim bir şey söylemek istiyorum. Kusura bakma. Benim yemeğim daha güzeldi. Asla. O zaman ben de asla. Cümlemin devamını bitirmek istiyorum. Hamur çiğdi. Pişmemişti ama şunu da söyledim. Görmek yağ istediğini yedin bugün. Bak görmek istediğini görmüyorsun ve ben seni dinledim. Dinle lütfen. Sana özellikle şunu da söyledim. Hamurun gerçekten çok güzeldi. Ama pişiremedin, değerlendiremedin dedim. Hamurun gerçekten çok güzeldi. Bugün ama hamur çiğdi. Bile yemedim. Bugün sertti, hayır. Bölünmedi betondu, bile. Ayrıca betondu, içindeki sosis ama kokuyordu. Sen çok güzel dedin. Çok ilginç. Sosis senden yani. Sosis kokuyor. En azından kokardı. Büyükü, hani büyükü hamuru yiyebildin. Ben kendim sevmediğim için. Bir şey söyleyeceğim. Peki arkadaşlar sosis, siz devam edin. Sosis kokar zaten. Sosis başka ne kokacak? Pırasa kokmalıydı muhtemelen. Soğan mı kokmalıydı? Pasta mı kokmalıydı? Bence de en iyisiydi. Ki hamuru inceydi. Hakkını yemedim. Evet incecik. Hamuru inceydi. Dünkü menü daha iyiydi. Bir şey merak ediyorum. Sergen, Emin'in 5 vereceğini nasıl tahmin etti? Yani en adaletli puana Emin verir dedi. Dedi gerçekten Emin 5 verdi. Çok Emin gibiydi mesela. Söylediği 3 kişi de iyi puanlar verdi. Bir tek Ramazan'ı bilemedi. Peki arkadaşlar, yarın kim yarışıyor? Yarın Zeynep ve Emin'in günü. Evet. O zaman sabah olsun, hayır olsun, güzel şeyler duyalım. Evet. Saat 14 olsun. ATV'de buluşalım. Görüşmek üzere. Allah! Vırı 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 vırı. Herkes kalkacak, askerler gibi kalkacak vallahi. Kız bir şeyler oldu buna. Kız patlamasın. Vallahi böyle kendi kendine böyle çalıyor. Hayriye. Bismillahirrahmanirrahim. Kız titriyor bu. Kız ne yaptın? Çok para yazacak şimdi. Vallahi yazar, ben karışmam. Ya yurt dışını aradıysan? Ya yurt dışını aradıysan? Kız tut bakayım ağzını, mikrofon olarak işe yarıyor mu? Zeynep. Efendim. Ben de efendim diyorum ya. Ay çok tatlı. Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane.